Ya bir şey yaptıysa ablama? Bir şey yapmamıştır değil mi? Olmamıştır bir şey. Bu sefer bu kadar kolay elimden kurtulamayacak. Mahvedeceğim onu. Amirim bir bilgi geldi. Araştırdığınız plakaya Şile yolunda ceza kesilmiş. Anlaşıldı. Mehmet belli ki oraya gidiyorlar. Bir şeyler yap. Ekip falan sevk et. Bir şey yap Mehmet. Bir şey yap. Seni anlıyorum ama şu an elimizde Zeynep'in kaçırıldığına dair bir kanıt yok. Ya kamera görüntüleri ha? Onları görmedin mi? Onlar bir şey ifade etmez. Orada baygın olan karısını götüren bir adam var sadece. Bu birilerle yasal bir işlem başlatamam. Ya nasıl ya? Ama şey dedi, Onur abinleyim dedi. Ablamın ağzından yazdı Ahmet abi. Yalan yanlış mesaj falan attı. Tamam ama şu an Ahmet'in yazdığını kanıtlayamayız o mesajı. Ya böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Hayır durmayacağız. Ben ekiplere ulaşacağım. Mobese kayıtlarının incelenmesini isteyeceğim. Ona göre izlerini süreriz. Gerisini sonra düşünürüz. Ben böyle bir dakika bile bekleyemem. Ben gidiyorum. Nasıl bulacaksın Onur? Nerede oldukları belli değil ki. Bilmiyorum. Gerekirse karış karış adım adım her yeri ararım ama burada bir dakika bile beklemem. Onur abi ben de geleyim. Cemre sen burada kalıyorsun. Bu tehlikeli olabilir. Ben bulunca seni arar haber veririm. Telefonumu nereye koydun? Telefonum nerede? Telefonum haber. Telefonum nerede? Anahtarın. Arabanın anahtarı nerede? Arabanın. Mert burada kalamazsın. Gel deyince gel hemen eve gidiyoruz. Gelmek istemiyorum baba. Ben burada kalmak istiyorum. Mert sana gel. Mert seninle gelmek istemiyor. Zorla mı götüreceksin çocuğu? Aa gerçi zorbalık senin en iyi yaptığın şey değil mi? Emre. Anlaşılan dersini iyi almamışsın sen. Ne oldu? Daha dün kaçırıp canını içe saydığın çocuğu şimdi aklınca bana karşı mı savunuyorsun? Babasına karşı mı? Farkındaysan şu an benden değil, senden korkuyor. Abicim dikkatli ol. Yine vurmasın sana, ne olur. Sıkıysa vursun hadi. Öyle mi? Sen karışma Emre. Oğlum, büyükler varken sana laf düşmez. Çekil şöyle kenara. Muzaffer. Bak çocuklar çok korkuyor. Ne olur sen de biraz sakin ol bak. Hayır sakin olmayacağım. Benim oğlumun burada ne işi var? Benim oğlumun sizin yanınızda ne işi var? Oyunlarınızda onda mı zehirleyeceksiniz? Oğlun neden seninle gelmek istemiyor? Önce onu bir düşün. Bana bak bana. O benim oğlum. İstese de istemese de benimle gelecek. Senin gibi ne yediği belirsiz bir serserinin yanında bırakamam onu. Bak serseri diyemezsin sen bana. Niye? Gururun mu incinir? Öyle ya sen çok gururlusun. Her fırsatta dikleniyorsun bana. Ama kirası benim paramla ödenen bir evde kalmaktan çekinmiyorsun. Ya söylesene Nefise. Alışveriş bahanesiyle benden aldığın parayla tutmadın mı bu evi? Bütün derdin tasan para senin değil mi? Merak etme. Bu
bayılmıyoruz senin paranı. Yakında çıkarız bu evden de. Senin paranı alacağımıza sokakta yatarız daha iyi. Ne? Sen ne diyorsun be? Allah Allah. Çıkamayız bu evden. Ne sokakta yatması? Allah Allah. Muzaffer Bey, siz bu serserinin lafına sözüne bakmayın. Biz sizin iyiliklerinizin, hayırlarınızın farkındayız lütfen. Hala. Ben sokakta kalmak istemiyorum. Anneciğim tamam sakin ol. Sokakta falan kalmayacaksın. Lütfen bir dur. Umurumda değil. Ne yaparsanız yapın. Ben sadece Mert'i alıp gidiyorum. Senin oğlun olarak doğmuş diye malın mı belledin çocuğu? Ha? Seninle gelecekse bile o karar verecek. Git dışarıda bekle, yemeğini bile yemedi daha. Sakin ol! Muzaffer dur! Yeter baba! Artık vurma Emre abi be! Kapalı telefon ablamın ya. Abla ne olur iyi ol. Ahmet abi aç şu telefonu. Allah aşkına aç şu telefonu ya. Çıldıracağım. Şarjım bitiyor. Ne yapacağım ben ya? Heh. Alo. Alo Cemre. Neredesin sen? Saat kaç oldu? Kendine izin falan mı verdin? Banu Hanım ben özür dilerim şey... Çok kötü bir durumdayım da. Müşterin aradı. Birazdan burada olacak. Hemen buraya gel. Banu Hanım, ben bugün işe gelmesem gerçekten çok zor bir durumdayım şu an. Eğer şimdi gelmeyeceksen bir daha hiçbir zaman gelme Cemre. Tamam mı? Ben bu halde nasıl işe gideceğim ki şimdi ya? Bu insanlarda hiç anlayış kalmamış. Onur abiye tek çarem sensin şu an. Şarjım bitti. Şarjım bitti. Tam zamanında. Ne yapacağım ben şimdi ya? Abla neredesin ya? Oğlum. Yeter baba. Lütfen vurma Emre abime. Artık hep bağırıyorsun. Hiç görmüyorsun. Yeter. Sana hasretinle yüzü gülmüyor düşün. Mert'ciğim. Güzel oğlum. Bak baban seni çok seviyor. Zaten şu an o sana sinirli değil. O bana kızdı o yüzden böyle yapıyor tamam. Sen sakin ol. Lütfen hadi babanla şimdi evine git olur mu bir tanem ha? Hadi sen git şimdi babanla olur mu? Sen de gelirsen giderim. Baba artık Nefise anneye kızma. O da bizimle gelsin. Anne beni bırakma lütfen. Mert. Nefise bizimle gelemez. Onun evi artık burası. Sen de buna alışsan iyi olur. Hadi yeterince uzadı bu konu. Gidiyoruz.
Birbirinizi bulmuşsunuz sonunda. Ekip tamam. Şimdi oturup düşünün bakalım. Bundan sonra ne yapacağınızı planlayın. Yürü. Nerede çantan? Muzaffer Bey, bir saniye bakar mısınız? Muzaffer Bey. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey, bir bakar mısınız? Lütfen bir bakın efendim. Muzaffer Bey, lütfen. Ne var Azime, ne var? Lütfen kulunuz, köleniz olayım. Beni affedin, ne olur. Ne diyorsun Azime? Muzaffer Bey, siz beni tanırsınız. Ben sizin yanınızda yıllarca çalıştım. Ben kanatsız bir kuşum efendim. Benim gidecek yerim olmadığı için buraya geldim. Düşmanınızın evine sığındım. Lütfen yardım Azime, edin, lütfen affedin. Azime, kaldır, kaldır şunu lütfen. Azime. Lütfen kaldır şunu. Azime, yapma. Al şunları, al. Mert'i arabaya götür. Peki çabuk, efendim. Çabuk, peki efendim. Çabuk. Saygılar, saygılar. Efendim. Şimdi söyle. Efendim lütfen o yüce gönlünüze bir soru. Ben sizin Azime'niz acaba hiç kötülük edebilir mi? Düşünün ne kadar zorda kalmışım. Nefise beni tehdit etti. Beni kızımla tehdit etti. Anlatamam size. Ne kadar büyük işkenceler gördük. Ama isterseniz anlatayım. Anne, halam ne yapıyor? Anlamadım öyle. İşkenceyle, tehditle beni kandırmaya zorladı seni, öyle mi? Evet efendim, evet. Bunlar ailecek cani. Madem öyle gelip bana anlatsaydın, niye susup oturuyorsun? Efendim, korktum işte. Benim dünyada bir varım yoğun kızım Emel. Yeter. Bahane uydurmaktan vazgeç artık. Yani benim canım söz konusu olsa ben bir saniye bile düşünmezdim. Ama benim zavallı kızım Emel'im söz konusu olunca katlanmak zorunda kaldım. Emel'e neler yapabileceklerini düşündükçe tüylerim diken diken oldu. Bütün vücuduma battı. Bakın hala nasıl batıyor. Sen de kızın da bu işin içindesiniz. Ne haliniz varsa görün. Ana. Var ya, adam resmen aydınlanmış ya. Kül yutmadı bu sefer. Üstün oyunculuğuma rağmen yemedi. Allah Allah. Anam. Bunlar ne ara geldi ya? İzlediler mi acaba bütün sahneyi? Allah Allah. Şapa oturdun şimdi Azime. Telefon edebilir miyim? Telefon mu? Kayıp benim telefonum da. Birini aramam lazım. Var mı sizde telefon? İşte orada, buyurun. Teşekkür ederim. Seni bulacağım. Efendim, buyurun. Onur. Onur benim. Zeynep. Zeynep, Allah'ım şükürler olsun. Zeynep, iyi misin?
Ben hiç iyi değilim. Onu ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben çok kötüyüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Polise gidecektim. Gitmedim, gidecektim. Polis mi? Ne polisi Zeynep? Ne oluyor? Ne polisi? Ne oluyor? Onur. Bak bana çok kızgınsın biliyorum. Ne desen haklısın, ne söylesen haklısın. Ama benim sana çok ihtiyacım var. Gelsene. Ben de zaten sana geliyordum Zeynep. Nerede olduğunu bana söyleyebilir misin? Neredesin ha? İyi misin? Güvende misin? Nerede olduğumu biliyor musun sen? Yani Riva taraflarında bir yerde olduğunu biliyorum. Öyle tahmin ediyorum yani. Sen nasıl öğrendin bunu? Ahmet denen manyak kaçırdı değil mi seni? Evlendirme dairesinden aldı kaçırdı bak. Güvenlik görüntülerini izledik Zeynep. Sen iyi misin bak? Güvenli bir yerde dur tamam mı? Sakin ol. Ve bana nerede olduğunu söyle Zeynep. Neredesin? Bulunduğu yeri bana tarif edebilir misin? Onur. Benim sana bir şey söylemem lazım. Onur ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın Zeynep? Zeynep sakin ol ne yaptın? Ahmet. Olur. Olur ben Ahmet'i öldürdüm galiba. Ne yaptın? Emin misin Zeynep? Bayılmış olabilir belki. Belki kendinden geçmiştir. Emin misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Cansızdı. Hareket etmiyordu, cansız yatıyordu yerde. Tamam, sakin ol. Ben gelene kadar hiçbir yere kıpırdama tamam mı? Ben geliyorum. Bana tam yerini söyle Zeynep. Buranın adını söyler misiniz? Yani tarif de edebilir misiniz? Ormanköy. Ormanköy. Tamam. Tamam, ben geliyorum. Sen sadece güvende kal. Geliyorum, geri kıpırdama. Para yok şimdi. Tamam kızım önemli değil. İyi misin sen? Bir sorun varsa yardımcı olalım. Yok yok. Bir arkadaşım gelecek benim. İstersen burada bekle. Kolay gelsin abi. Güle güle. Ya sen nasıl öyle bir şey söylersin Muzaffer'e? Ne söyledim ki ben? Bir şey mi duydunuz? Nefise beni tehdit ediyor diye yalan söylüyorsun. Ne yani biz caniyiz öyle mi? Bir sorun. Neden söyledim diye. Sor. Sor Mavişim. Ha? Villaya dönmek için. Ya adam bizden nefret ediyor. Yanında görmeye tahammülü yok. Sen hala villaya dönmeye, adamın yanına sığınmaya çalışıyorsun ya. Hem de bizi kötüleyerek. Ya Maviş gözlü, sizin aklınız çalışmıyor mu? Siz sürekli ekmek mi yiyorsunuz ha? Ben keyfimden mi dönmek istiyorum? Böyle yalan söyleye söyleye mi döneceksin peki? Nefis sen, zeytin gözlü. Bak bunlar küçük yalanlar. Tatlış yalanlar bunlar yani. Ya ben de kendimi düşünmek zorundayım ya.
Ya biz ortalarda ne yapacağız ya biz? Yanımda upuzun bir kız. Aa, hadi siz kendi kaderimize razısınız. Biz ne olacağız Emel'le, Nefise? Biz ne olacağız? Sokaklarda yaşamaya razıyım. Yine de o eve dönmem ben bir daha. Zaten bu evde yaşamaya tahammülüm yok benim. Ayrıca bu evden de çıkacağız anne hemen. Aman Emre, bir sakin ol. Nereye bu evden öyle hemen çıkıyoruz? Önce ben bir iş bulayım. Oğlum, bak annen ne kadar makul, mantıklı konuşuyor. Yavrum, ya insan öfkeyle kalkarsa zararlı oturur. Atarlar mı hemen bu kadar? Bak bu kadın daha iş bile bulamadı. Ne yapacaksın? Çorap mı kaynatacaksın annene? İş buldum ben. Allah şükür geçiniriz bir şekilde, hallederiz. Ha, tabii tabii. Geçinir gidersiniz. Allah büyüktür. Allah büyük de sizin durumunuz belli. Çocuk oyunu mu bu? Ya Allah istemiyorum, Allah istemiyorum ya! Ay, yeter be! Yeter! Vallahi sinirim tepem daha, yeter! Annem belki ayrılmak istemiyor, he? Baksana, dut yemiş bülbül gibi duruyor. Konuşmuyor, niye? Niye konuşmuyor, düşün! Allah! Oğlum bak, annen Muzaffer Bey'e resmi olarak bağlandı. Kalben de bağlandı. Bağlandı. Ayrılamaz. Bağlandı. Abla şu an bu konuşmanın ne yeri, ne sırası, ne yapıyorsun sen? Anne! Anne, halam ne diyor? Bak, o adamdan boşanacaksın, ayrılacaksın. Bir şey söyle ya! Dur be! Boşanacaksın, ayrılacaksın. Allah Allah! Kadın dul mu kalsın? Taptaze genç kadın, ha? Siz birini bulup gideceksiniz. Bu kadın Ayaz'da mı kalsın? Hı? Abla! Yalan mı be, yalan mı? Ha? Nefise, sen bu işi çoktan bitirirdin. Ama sustun, konuşmadın. Niye? Muzaffer Bey seni bırakır diye. Korktun değil mi? Korktun! Yasim abla, yapma artık. Ya yok öyle bir şey Allah, yok, yok! Anne bir şey söylesene ya! Tamam oğlum, dur bir sakin ol. Sen bilmiyor musun, benim sizden başka barım yoğum yok? Bağırma annene! Bağırma! Bak benim sinirlerim de tepemde! Onun da sevmeye, sevilmeye hakkı var. O da genç bir kadın. Bak hala, annemin aklını karıştırıp durma. Tamam mı? Annem o adamdan boşanacak, bu defter kapanacak. Oğlum sen bir sakin ol bakayım. Tamam, bakma sen halana. Tamam, güzel oğlum bak. Ben birlikte geçiremediğimiz bütün zamanların telafisini yapacağım. Tamam, tamam anneciğim, hadi. Ben son sözümü söyledim anne. İşe gidiyorum. Allah ya! Gitme sen de şunun üstüne. Gel oğlum. Gel ya. Mert. Bir daha böyle yapma oğlum. Üzme beni, olur mu? Nefise anneyi sevmemi sen istemiştin. Anne dememi de sen istemiştin. Doğru. Ben istemiştim. Ama artık olmaz. Ya bu şekilde gitmen hiç doğru değil. Barışsanız olmaz mı? Nefise anne yine gelsin istiyorum baba. Oğlum, bazen anne babalar, evli insanlar anlaşamazlar. O yüzden de ayrılabilirler. Sen okulunu düşün, bunları hiç düşünme. Büyüyünce beni daha iyi anlayacaksın. Ben büyümek istemiyorum. Sizin gibi kavga etmek istemiyorum. Mert! Tahsin, Lütfü geldi mi? Burada. Çağır bana bakayım, çağır. Çağır. Lütfü. Efendim? Muzaffer Bey sizi görmek istiyor. Aa! Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben çevre yolu kullanarak çok çabuk geldim. Galiba sesi kavşaktan sapır. Sen kim oluyorsun? Sen kimsin? Sen ne hangi cüretle benim oğlumu alıp o kadının evine götürüyorsun? Efendim benim bir suçum yok. Arabada bağırmaya başladı. Sanırım Azime Hanım vermiş adresi. Gerçi oğlunuz mu maşallah sizin gibi tut donu kopartıyor efendim. Boş konuşma Lütfü, boş konuşma! Efendim arabada bağırmaya başladı. Camı açıp kafasını çıkardı. Çok korktum maazallah kapıyı açacak diye. O zaman kapıları kilitleyecektin ve hemen beni arayacaktın. Doğru söylüyorsunuz efendim, ben galiba biraz panik yaptım, özür dilerim. Bak bunun tekrarı hiç iyi olmaz senin için.
bir daha o eve gitmek istediği zaman derhal beni arayacaksın. O kadar. Peki efendim. Azmeciğim ya. Demek hala pençelerin villanın üzerinde. Demek hala umudun var. Ben Şerife'yi buraya kahya yapayım da artık gelecek kapım kalmasın. Çok kötüsünüz Tuğba Hanım, biliyor musunuz? Ne diyorsun be? Böyle ensemde? Ha? Ayrıca sana ne? Bana bak. Gözüm senin de üzerinde. O yüzden dikkat et bence. Esas benim gözüm senin üzerinde. Azmeme dokun da göreyim. Ben Ahmet'i öldürdüm. Ahmet'i ben nasıl öldürdüm? Ben katil oldum. Ben Ahmet'i nasıl öldürdüm? Zeynep. Zeynep iyi misin Zeynep? Zeynep. İyi misin? Onur bence şikayet işledi. Ben onu öldürdüm. Zeynep, Zeynep bana anlatır mısın? Anlat bana. Ne oldu? Ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Bir şey yapalım lütfen. İşte o sakin ol yavrum. Anlat bana ne oluyor? İyi ki geldin. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii geleceğim. Ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Gelmeyeceğim mi sandım? Tamam. Gel şimdi bak. Bana anlat. Hayatım aşkım bana anlat. Ne oldu? Anlat ne oldu hadi. Ben kafasına vurdum. Kafasına vurdum. Yerde yatıyordu öyle. Elime kanı geldi. Kapısından kanı attı. Öyle hareketsiz yatıyordu yerde. Şşş, tamam. Zeynep sakin ol. Bak belki fenalaşmıştır. Belki bayılmıştır bir tanem. Emin misin? Nabzına bak. Nabzı atmıyordu ben. Allah'ım ben böyle bir şey nasıl yaptım ben? Tamam. Aşkım. Zeynep sakin ol. Zeynep biz. Zeynep bana bak. Sakin ol tamam mı? Ahmet nerede? Zeynep Ahmet nerede? Beni oraya götürebilir misin? Kulübede. Tamam bana bak. Beni oraya götür. Hayır gidemem ben oraya. Ben oraya geri gidemem Allah. Tamam bak sakin ol. Sakin ol bana bak. Sen gelmezsin tamam mı? Dışarıda beklersin. Ben girer bakarım. Benim oraya girmem lazım Zeynep. Zeynep beni oraya götürmen lazım. Benim onu görmem lazım hadi. Nerede Ahmet? Beni oraya götür. Ah!
Zeynep. İyi misin Zeynep? Zeynep, gel biraz konuşalım. Tamam geçti. Gerçekten bana girecek. Bak o adam sana her ne yaptıysa geride kaldı. Ben buradayım artık, korkma. Tamam. Korkmama, bana anlat ne oldu hadi. Anlat. Sorma. Tamam, bir şey sormuyorum ama... Anlatmadıkça, içine attıkça daha kötü olacağını düşünüyorum ve bundan çok korkuyorum. Ben kaçabilirdim. Hı-hı. Fırsatın vardı, kaçmaya kaçamadım. Gözümün önünde düştü. Yuvarlandı, omuzu çıktı zannettik. Kalmak zorunda kaldım o yüzden yanında. Zeynep, sen bu adama kaçarken ne oldu? Kulübeye gittikten çok sonra. Evet. Anlat Zeynep ya, anlat. Bana bak. Ne oldu da gözünün önünde vurdun bu adamı ha? Bu adam sana ne yaptı Zeynep? Anlat bana, ne yaptı? Çıldırtma beni. Anlat hadi, ne yaptı? Saldırdı bana. Ben kendimi savunmam gerekiyordu. O yüzden yaptım. Eğer kendimi savunamasaydım, bana orada... Tamam. Allah belanı versin. Bunları yaşamak zorunda kaldığım için özür dilerim. Çok üzgünüm. Diyorum, yuvarlak olmasın. Kenarları törple sadece. Neden aramadı hala ya? Ay, canımı acıttın. Efendim? Canımı acıttın, dikkat et biraz. Özür dilerim. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ben bilerek... Parmaklarımı kesiyordun. Bilerek yapmadım. Gizli Hanım, bir sorun mu var? Nereden buluyorsunuz böyle acemileri? Banu Hanım, parmaklarım kesiliyordu. Çok çok özür dilerim. Kaç kere uyardım, dinlemedi beni. Aklı neredeyse. Ben hemen başkasını yönlendiriyorum. Bu manikürünüz de bizden olsun. Gerçekten gerek yok. Ama hatamızı telafi etmemize izin verin, değil mi? Yok, gitmem gerekiyor. Ben çok, çok özür dilerim. İyi. Çok çok özür dilerim. Yeter artık Cemre. Bunca zaman seni telafi ettim ama bitti, buraya kadarmış. Yeter. Hemen önlüğünü çıkar, eşyalarını da topla, benimle gel. Çabuk. Yeter artık canım. Hadi senin yolun açık olsun. Sen beni batırmadan ben seni bir kovayım da sen de rahat et ben de. Banu Hanım, gerçekten ben isteyerek yapmadım. Daha ne yapacaksın Cemre? Ne yaptığım belli değil. İşe geç geliyorsun, müşterilere zarar veriyorsun. Kim patron belli değil, bu kaçıncı ya? Kusura bakmayın Banu Hanım. Ailevi sorunlarım var gerçekten. Bakın, söz veriyorum, bir daha geç kalmayacağım, söz veriyorum söz size. Söz falan verme.
senin sorunların bitmez. Ben senin yüzünden her müşteriye bedava hizmet mi vereceğim ya? Banu Hanım yapmayın. Benim gerçekten bu işe çok ihtiyacım var. Biz daha yeni eve çıktık. Eğer ben çalışmazsam kardeşlerim perişan olur. Biz yine sokakta kalırız. Lütfen Banu Hanım, lütfen bakın beni bir daha affedin. Ne olursunuz ya? Maalesef, üzgünüm Cemre. Yapamam, tamam mı? Maalesef. Ben bunu kendim için istemiyorum ki. Ailem için istiyorum. Yapamam, üzgünüm. Hadi git artık, tamam mı? Hadi. Cemre. İyi misin? Nasıl iyi olayım Suat? İşten kovuldum az önce. Sen niye geldin? Ben senden haber alamayınca dükkandasındır diye düşündüm. Öyle merak ettim, geldim. Her şey üst üste geliyor ya. Daha ne kadar berbat olabilir ki? Ya şu an benim işim hiç de umurumda değil yani. Tamam tamam tamam, bir dur, bir sakin ol, sakin ol. Ne oldu? Ne umurunda olan ne? Ahmet. Ahmet ablamı kaçırdı. Yok artık. Nasıl ya? Dağ başı mı burası? Kaçırmak ne demek? Bilmiyorum. Kendini eşkıya falan zannediyor herhalde. Peki biz bir şey yapmayacak mıyız? Ya biz gittik polise. Onur abi peşlerinden gitti. Öyle işte, haber bekliyorum. Tamam. Biz de Emre ile sağa sola dağılalım. Gidebilecekleri yerlere falan bakalım. Belki biz buluruz. Hayır Suat. Olmaz. Olmaz. Emre falan olmaz ya. Yani Emre'ye bir şey söyleme şimdi. Ailede kimsenin haberi yok. Perişan olmasınlar. Onur abiden haber bekliyorum işte şu an. Anladım. Hey Allah'ım ya. Bulabilecekler mi peki? Ne diyorlar? İnşallah. Polis arkadaşıyla haberleşiyor şu an işte. İnşallah. Ne oldu kız? Öyle gamlı baykuş gibi pencereden bakıyorsun sen. Aman abla. Ne düşünüyorsun kızım? Ne oldu? Vallahi Mert'i düşündüm. Çok üzüldüm çocuğun haline ya. Yani bir zamandan sonra çocuğun ilk defa hayatı düzene girecekti. Böyle bir anda tepe taklak oldu yani. Ne yapacaksın işte? Ana babaların günahını çocuklar çekiyor. İşte sonra da Emre'yi düşünüyorum. Böyle nasıl gözümün içine baka baka sert sert konuştu bana. Ya sanki uyarıyor gibi yani. İşte artık ne düşüneceğimi bilmiyorum abla ya. Nefise, senin kafan iyice karışmış. Bana bak, kafan bir konuda sakın karışmasın. Emre çatlasa da patlasa da sen Muzaffer Bey'in karısısın. Bu kadar. Yani orası öyle de şimdilik. Nasıl şimdilik be? Bana bak, boşanmayı düşünmüyorsun değil mi? Ha, Muzaffer Bey teklif ederse o zaman düşün. Sonra da işte tazminattı falan filan diye konuşursan onun da düşünecek zamanı olur. Ya abla neler söylüyorsun? Ya benim ne işim olur tazminatla falan filan? Ya zaten var ya Muzaffer Bey seni var ya sittin sene boşamaz. Kız adam habire soluğu burada alıyor ya. Nefise, aşk bu aşk. Aşık adam var ya öfkelendiği zaman bile içinden seni seviyorum diye bağırır. Bana da çok bağırdılar zamanında. Hatta biri bağırırken kalp krizi geçirdi, öldü. Hey gidi günler be, hey! Aşk bu aşk. Kız, böyle bir aşkı sakın elini tersiyle itme. Bak, ikinci baharını kaçırırsan bir üçüncüsü yok. Sonrası kış. Abla böyle konuşup konuşup duruyorsun. Bir de gelip bunları Emre'nin yanında yapıyorsun ya.
Daha çocuk benim evlendiğime zor alıştı. Sen böyle sanki inadına inadına üstüne gidiyorsun çocuğun. Yapma Allah aşkına ya. Emre'nin yanında konuşma şöyle şeyleri. Tamam tamam be. Zaten ne konuşsam size batıyor. Hadi benim çıkmam lazım. Sen nereye gidiyorsun? Şengül'e gidiyorum. Şengül'e mi? Kızım, onun yaptıklarını ben sineye çeker miyim ha? O villadan beni kovdurtanların hesabını tek tek döreceğim. Önce Şengül, ondan sonra sırada Tuğba var. Aman abla, vallahi senden de korkulur ha. İntikam da senin işin yani. Dur abla, yani sen Şengül dedin de... Ya ben Zeynep Ceylan'da kalacağım dedi bana. Kaç defadır üst üste arıyorum, telefonu kapalı. Şarjı bitmiştir. Yok, şarjı falan bitse o bir şekilde Ceylan'dan falan arar. Mutlaka beni haberdar eder, ben de geleyim seninle. Of. Ya bütün bu olaylar yüzünden ben Zeynep'le hiç ilgilenemedim ya. Ben nasıl bir anneyim böyle? Yok kız. Gayet güzel annesin ha. Abla vallahi var ya, hani kızım zorla evlenmiş, benim haberim yok. Ne? Ne evlenmesi be? Zeynep evlenmiş mi? Evet, anlatırım işte sonra. Anlatsana, dinliyorum. Yok şimdi olmaz, hadi çıkalım madem, anlatırım. Ha Nefise, çatlatma ya, anlatsana. Zeynep! Zeynep! Acil içeri gelmen lazım. Ne oldu? Gelip bunu kendi gözlerine görmeni istiyorum. Söyle ne oldu, ne oldu? Korkma ve içeri gel hadi. Alacaklı gibi tabii. Tahsilata geldik. Gidin buradan. Hop, nereye gidiyorsun? Ay, yetişin komşular! Dur Şengül, dur. Tamam, tamam. Sakin ol. Ay abla, bırak Allah aşkına sen de kadını. Biz Zeynep'i sormaya geldik. Sakin ol be. Ay! Ne Zeynep'i? Dün burada kaldı ya Ceylan'la beraber. Akşam eve gelmedi. Nerede şimdi? Çağırsana. Ay Nefise. Ay sen konaktan kovuldun ya. Aklını kaybettin herhalde. Ay uğraşamam ben seninle. Hadi basın gidin. Dur Şengül dur. Kavga falan etmeye gelmedik ya. Zeynep alıp gideceğim ben. O Nemrut kızım burada yok. Hem burada olsa turşusunu mu kuracağım? Burada falan da kalmadı gece. Yalan söylemiş sana. Nasıl yani? Tamam bir dakika, o zaman Ceylan'ı çağır. Ceylan'ı çağır, Ceylan bilir nerede olduğunu. Çağır Ceylan'ı. Ceylan'ı çağır. Yok Ceylan. Dışarıda. Siz buraya niye geldiniz? Ha? Bana bir şey yapmaya geldiyseniz polisi arayacağım, haberiniz olsun. Basın gidin hadi. Zeynep burada kalmadıysa nerede kaldı o zaman ya? İyi de Cemre bana Ceylan'da kaldı dedi. Ay nerede? Ya of Zeynep ya, of neredesin kızım sen ya? Bana bak, sen gir içeri bakayım, ben seni çok özledim. Öpeceğim ya, seni. Hop. Gel. Gir içeri. Gir dedim. Ay ne oluyor be? Gir içeri dedim. Bana bak. Azile. Bir daha polis lafını duymayacağım, tamam mı? Duymayacağım. Ay, ne istiyorsun benden? Yemek tarifi. Fasulyeyi nasıl yapıyorsun? Ne isteyeceğim be? Şantajla benden tırtıkladığın paraları istiyorum. Yok para mara. Harcadın beni onların hepsini, bitti. Yapma ya. O zaman bul. Git birinden iste. Kredi çek. Yoksa senin için çok fena olur. Bana bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kız,
öldürüyor ya Şengül. Tabii ki tehdit ediyorum. Senin karşında artık eski azime yok. Tehdit sırası bende. Ne demişler? Bu işler parayla değil, sırayla. Ya da tam tersi, ne bileyim. Bana bak, mandalina kafa. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben 5 parasız sokakta kaldım kız. Bunu bana riva görenler hesabını bir bir verecekler, tamam mı? Ay, imdat! Dur bakayım, dur. Nereye gidiyorsun? Kaçma, kaçma. Nefesini boşa harcama. Başka yerde kullanırsın. Parayı bana hazırlayacaksın, tamam mı? Hem kapını bacını falan çok sıkı kapat. Rüzgar olur, fırtına olur, yıldırım olur, tepene düşerim. Böreği kıymalı mı yapıyor? Üzülme sen. Bak ben bir sürü iş değiştirdim. Biri bitiyor, biri başlıyor. Arar buluruz sana da yeni bir iş. Ha? Zeynep ablayı da merak etme. Ya Ahmet abi ona zarar vermez. Hiçbir şey olmayacak. Ben neye üzüleceğimi şaşırdım zaten Suat. Onur abi arıyor galiba. Annemmiş. Efendim anne. Cemre, Allah aşkına Cemre, ablan yok. Ceylanlara hiç gitmemiş. Nerede ablan? Anne tamam. Tamam, bir dur, bir sakin. Aslında ben de ablamın nerede olduğunu bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? İyi de Cemre sen bana dedin ki. Ben ne dediğimi biliyorum. Ablam... Ya ablamla Onur abi barıştı sanmıştım ben. Mesaj atmıştı bana falan. Ama ben de sabah öğrendim. Onunla değilmiş. E nerede o zaman? Nerede? Cemre beni delirtme. Nerede? Söylesene. Ahmet abi. Galiba Ahmet abi ablamı kaçırdı. Ne? Kaçırmış mı? Cemre kızım sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Allah'ım sen benim aklımı mukayyet ol. Cemre eve gel, çabuk eve gel, tamam mı? Tamam anne, geliyorum ben hemen zaten. Of! Ne oldu kız? Ya Ahmet Zeynep'i kaçırmış ya. Hani Zeynep'i mi kaçırmış? Çok iyi olmuş, bir kişi eksildiniz. Vay Allah aşkına abla ya. Ha, bu çocuk iyice delirdi herhalde ya. Önce zorla evlendirdi, şimdi karısı diye baskı yapıyor besbelli. Allah'ım nereye götürmüş olabilir? Kafa yiyeceğim ya. Of! Ya ne bileyim kızım ya. Senin bu çocukların da Allah dert küpü be. Aksiyonsuz bir günleri yok. Abla Allah aşkına sen yapma bari ya. Sen de annesin. Senin de bir kızın var. O benim kızım, kızım. Elini vicdanına koy. Ya bir çare düşün, bir şey söyle. Ya nereye götürmüş olabilir? Tamam tamam, sen de böyle her şeye hemen tepki gösterme ya. Bir sakin ol. Tamam düşünürüz. Yani ilk defa Zeynep mi kaçırılıyor bu hayatta canım? Bir çare buluruz, hadi gel. Ya nasıl bu kadar ileri gider ya? Sen kaçırıyorlar? Nasıl bu kadar ileri, nereye götürmüş olabilir ha? Ya kızım dur. Burada işte. Kötüye bir şey olmaz lafı bir kez daha ispatlanmış oldu işte. Olamaz. Çok kötüyüm ya. Zeynep. Vicdan yaptırmaya çalışıyor. Yapma. İnanma bu adama. Zeynep. Güzel karım. Karım diye ya. Karım diye bir de. Sen bu adamı öldürmedin ya. Ben seni yarım bıraktım, işi tamamlıyorum. Onur, şimdi. Onur saçmalama. Zeynep bırak, bak oğlum çok ileri gitti. Onur, dur diyorum ne olursun. Bak beni seviyorsan yapma, lütfen kendine gel. Git buradan.
Kulaklarım dağıldı. Ben yaptım. Benim yüzümden bu halde. Zeynep, o adama sakın dokunma. Çok kötü. Bana bak. Zeynep, bak bu adam numara yapıyor. Bak buna bir şey olmaz. Bu adam dokuz canlı. Seni kandırmaya çalışıyor. Yapma, buna izin verme. Tamam, hayır, hayır. Bana bak. Senin o kazdığın tuzağa ben düşmeyeceğim, tamam mı? Sen Zeynep'e dua et. Onur, abartma. Sakin ol. Zeynep, sen de hatalısın. Zeynep, sen de hatalısın. Eğer bu adama söylediğin yalanları bana başından beri anlatsaydın... iş buraya kadar gelmeyecekti. Eğer bir daha Zeynep'e dokunursan, sana acımam. Seni şimdi affediyorum. Onur kalk, Onur kalk. Şuraya gidiyoruz. Ben dur. Dur, bu çok kötü gözüküyor. Onu böyle bırakamayız. Gitme, ne olur gitme. Çok kötü. Zeynep. Bu adamın seni kandırmasına artık izin verme. Yürü. Bırakmayın beni böyle. Zeynep. Zeynep, karım. Öğreneceksiniz. Beni bırakıp gidemezsin. Bırakmam peşini. Duydun mu lan? Durdun mu? Durdun mu? Sus ulan, sus! Görüyor musun ha? Sağlığı için endişelendiğin adamı görüyor musun? Nasıl tehditler savuruyor sana ha? Zeynep, bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu gör artık, gör! Benim buraya geleceğimi tahmin etmedi tabii. Ben buraya gelmesem seni kandıracak ve sana tekrar saldıracaktı bu adam. Zeynep, bu adam için endişelenmeyi bırak artık. Bırak, Pınar abi. Şimdi Zeynep. O zaman kaçırılmış sayılmaz ki. Ahmet kocası yani bir yerde. Ya Zeynep nikah memuruyla konuşmaya gidecekti. Bir yanlışlık var diyordu. Olmamış o nikah. Anne. Heh, Cemre. Gel bakayım, gel. Gel şöyle. Otur bakayım sen. Cemre. Kızım, sen dün niye söylemedin bana ha? Bak, dün söylesen polise giderdik. Ne yapacağız biz şimdi? Ya anne, ben de... ablamı Onur abiyle zannediyordum. Kızım, Onur abinle sanıyordun da nereden anladın kaçırıldığını? Ya Onur abiyle konuştum sonra. O söyledi bana. Sonra işte evlendirme dairesindeki kamera görüntülerine baktık. Allah! Nefise. Gitti kız. Gül gibi kız. Gitti. Şimdi bunlar resmen karı koca doğmuşlardır. Aman abla ya. Tabii ya. Ne bakıyorsunuz? Ya adam manyak. Manyağın önde gideni. Niye kaçırsın kızı? Evcilik oynamak için mi? Bence de yani. Ama korkmayın. Ahmet seviyor Zeynep'i. Hem belki de Zeynep için daha iyi olur. Ya kızım sen ne diyorsun? Ne demek daha iyi olur ya? Ya ablam mutsuz olsun diye dua mı ediyorsun sen ha? Git şuradan ve sinirini benden çıkar lan. Ne diyorsun? Kız ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Cemre. Şunları. Cemre. O senin öz akraban. Ben öz akraban. Ne saçma. Hep birini bitiyor Zeynep. Ya durun be. Aa, vallahi saçınızı başınızı yollarım sizin ha şimdi. Aa, yeter sakin ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ne kavgası? Bizim polise falan gitmemiz lazım. Sizin yaptığınız şeye bak ya. Anne, şu an polise falan gidemeyiz yani. Kaçırıldığına dair bir kanıt yok çünkü. Konuştuk biz. Of. Onur abi arıyor. Aç. Alo Onur abi, buldun mu ablamı ha? Yanımda şimdi. Gerçekten mi? Bulmuş, yanındaymış. Ay. Nasıl peki, iyi mi? İyi, merak etme. Dur, veriyorum. Tamam. Hoparlör alıyorum. Aç. Zeynep kızım. Anneciğim, iyi misin annem ha? İyiyim ben. Zeynep bak sesin hiç iyi gelmiyor kızım. Bak doğru söyle. Abla Ahmet abi orada, ben bir şey yaptım mı sana? Doğru söyle. İyiyim dedim. Geleceğim eve. Gelince konuşuruz, tamam? Tamam. Hadi çabuk gel. Çabuk bekliyoruz. Ne oldu? Ortalığı ayağa kaldırdınız ya. Ne oldu? İyiymiş kız. Onur Bey sağ olsun. Ne olursa olsun vazgeçmiyor vallahi.
Ne yaptı da bağladıysa artık kendine Zeynep Hanım. Bayağı geçmedi herhalde buna. Ya içim hiç rahat değil Cemre ya. Zeynep'in sesi hiç iyi gelmiyordu. Anne boş ver şimdi, hadi otur sen. İyiyim dedi işte. Of, benim yanında olmam gerekiyordu. Onunla gitmeliydim. Ben onu hiç yalnız bırakmamalıydım. Anne yapacak bir şey yok şu an. Yani bundan sonrasına bakacağız artık. Zaten bundan sonra sizi hiç yalnız bırakmayacağım kızım. Hiç yalnız bırakmayacağım. Hep yanınızda olacağım. İnşallah anne. Gel bakayım. Ne oldu kız? Bu ne telaş? Anne bugün şey oldu. Ne oldu? Ben bugün şirkete gittim ya eşyalarımı toplamaya. Ay Emel. Yoksa Muzaffer Bey seni işe geri mi aldı? Yok be anne, öyle değil. Ya orada Fazıl'la karşılaştım ben. Muzaffer Bey gördü bizi. Tamam, görmüşsen olmuş. Yani ne kızım ne? Muzaffer Bey işe geri aldı değil mi seni? Çünkü Fazıl onunla konuştu, ikna etti. Oh, sonunda işe yaradı Fazıl. Anne bırak Fazıl'ı da bir dinle ya. Muzaffer Bey Fazıl'la ilişkim olduğunu anladı. Nasıl anladı ya? Kızım sen işten ayrılıyorsun. Arkadaşlarını da veda da mı etmeyeceksin ya şirkete gidip? Anladı işte, sen boş ver sorma, çok kızdı. Emel, gene sen bir şey yaptın değil mi? Pöz sana. Kız gene mi ellettin öptürdün kendine ha? Hem de gider ayak. Ben sana yürek de yedirmedim olmadı. Fazlalar yok. Konuş, konuş bakalım Muzaffer Bey ne demiş. Alo. Alo. Söyle bakalım Emel, ne saklıyorsun sen benden? Bir şey saklamıyorum canım, ne saklayacağım? Ya Muzaffer Bey Nefise ile ilgili bir şey dedi. Yani bizim ilişkimizden dolayı bildiğim halde sustuğumu söyledi. Allah Allah. Ben de şaşırdım şimdi. Muzaffer Bey'in Nefise Hanım'la arası biraz bozuk ya. O sinirini senden çıkartmıştır. Yani ne oldu, başka ne dedi? Daha ne desin? Resmen kovdu beni. Kovdu mu? Yani kovmak gibi bir şey. Bundan sonra ofis boy olarak çalışacakmışım. Sıradan bir işçi gibi. Kovsa daha iyiydi yani. Ne? Nasıl yani? Sıradan işçi mi oldun sen şimdi? Emel, bak eğer bir şey saklıyorsan hemen şimdi söyle, tamam mı? Yok canım, saklamıyorum dedim ya. Peki. Öyle olsun. Ne olmuş? Yandık anne, yandık. Ya Fazıl var ya, çok sinirliydi. Hiç iyi olmadı bu. Yani Nefise'yi araştırırken onu aptal yerine koyduğumuzu anlarsa. Aman be, anlarsa anlasın. Ben onu hallederim. Fazıl zayıf halka. Hem maaşı da düşmüş kızım, halletmeye bile gerek yok. Düşse ne olacak, adamın birikimi var. Doğru diyorsun, birikimi var. Maaşı boş ver. O zaman birikim bizim olmalı Emel. Ya. Peşim bırakmayacak. Artık seni tehdit edebileceği bir şey kalmadı, merak etme. Onu tanıyorum ben. Takıntı yapmış be. Aşk falan değil ki bu, saplantı. Ama her yolu denedi, değil mi? Ama olmadı. Onu senin yanına yaklaştırmayacağımı da anladı artık. Onur. Onca şeye rağmen, sana gerçekleri söylemememe rağmen benim yanıma geldin. Teşekkür ederim. Önemli değil. Düşünme artık bunları sen. Önemli olan senin iyi olmandı. Sen iyisin, problem yok. Ahmet hala evli olduğumuzu düşünüyor. Yine çıkacak bir yerden biz evliyiz diye saçmalayacak, biliyorum. Merak etme. Ben nikah memuruyla konuştum. Nikahın geçersiz olması için açılan davada lehimize ifade verecek. Ahmet'in seni zorladığını söyleyecek. Sözlü beyanlı olmadığını söyleyecek ve nikah da geçersiz olacak. Şimdi ben yanlış anlamadım değil mi? Bu evlilik mevzusu ortadan kalkacak, kurtulacak. Evet, kalkacak. Ve bu Ahmet mevzusu ömrümüzün sonuna kadar kapanacak. Size.
öldürmeye mi çalışıyor ya? Dikkat et olur, dikkat et lütfen. Sıkı tutun sen, sıkı tutun. Ya nereye geliyorsun? Sen sıkı tutun Zeynep. Sıkı tutun. Onur, Onur yapma. Onur, Onur. Dikkat et. Nasıl geldin buraya bu ya? Sen bir de bu adam için endişeleniyorsun ha. Ya ölüme mi terk ettik diyorsun ya? Adam ölmemiş, bizi öldürmeye gelmiş resmen. Onur, Onur. Onur ne olur bir dakika bir yavaş. Onur ne olur dikkatli ol lütfen. Deli bu adam. Bu adam manyak. Zeynep. Geliyor. Geliyor, vuracak, arabaya vuracak. Ahmet ne yapıyorsun ya, delirdin mi sen? Çarpacak, o vuracak. Kaçamazsın benden. Beni öyle bırakıp gitmenin bedelini ödeteceğim size. Kaybettirmeye çalışıyorum sadece. Sen de sakin ol, tamam mı? Bırakmayacak benim peşimi. Ben eve gideceğim. Orada da bir şekilde bulacak beni, ben biliyorum. Mehmet, bu kadar kolay senin etrafında oluşamaz. Annen, yani daha doğrusu Nefise Hanım var, kardeşlerin var. Ben varım. Ne zaman istersen çağır. Koşa koşa gelirim. Bu evlilik durumundan bir an önce kurtulmam lazım. Hallolur her şey. Her şey hallolur. Bak bakayım bana. Yaşadıkların kolay şeyler değil. Böyle hemen de atlatamazsın. Biraz zaman. Ama ben hep yanındayım. Söz veriyorum, her zaman da yanında olacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi gel, biraz sakinleşelim. Sen çok iyi bir insansın. İstemeden de olsa seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Şimdi elimde bir sihirli değnek olsan
Şimdiki aklımla giderim en başa. Sana bütün gerçekleri o zamanlar söylerim. Sakin ol. Geçti. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen yanındasın. Ben sana hala kırgınım Zeynep. Tabii böyle bir zamanda yanında olmayacak kadar değil. Biliyorum. Onun için teşekkür ederim zaten sana. Yani kırgınlıklarını, kızgınlıklarını bir kenara koyup yanımda olduğun için, kendinden çok bana değer verdiğin için. Ben sana çok değer veriyorum Zeynep. Ben seni hayatımın merkezine koydum. Ben senin için ailemi umursamadım. Sen benim gündüzleri uyanma sebebimdin. Geceleri uykuya dalma nedenimdin. Ama şimdi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Haklısın. Çok haklısın. Yani senin yerinde ben olsam beni affedebilir miyim? Dürüst olayım bilmiyorum. Affetmek kolay. O hallolur. Bir daha güvenebilir miyim? Abim de çok kötü oldu. Siniri geçmiyor bir türlü. Çok sevdiği için hayal kırıklığı da büyük oldu. Tamam ama yani şimdi Emre'yi kaçırması... Yani annemi böyle bir şeyle sınaması gerçekten çok fazla değil mi sence de? Ha? Neden cevap vermiyorsun? Haksız mıyım? Evet. Evet, tabii haklısın. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum sadece. Sen Muzaffer Bey kadar acımasız değilsin. Yani zaten böyle bir şey biliyor olsaydın... yanıma geldiğin gün bana söylerdin, eminim. Ne yapıyorsun? Canın yanıyor mu? Biri bir şey getirsin ya. Ya canın yanıyor mu? Ne oldu? Yanıyor mu çok? Yanıyor. Hem de çok. Benim de canım acıyor.
Senin gibi bir adamı nasıl üzdüm bu kadar? Benim de canım acıyor. Yüzümden ya. Hep benim yüzümden. Ben yeterince ilgilenemedim sizle. Ben dertlerinizi, sıkıntılarınızı hiç anlamadım. İşte Ahmet. Ahmet seni böyle bu kadar zorlarken ben senin yanında değildim ya. Anlasam. Kızım. Anneciğim bak doğru söyle. Bu çocuk bir şey yapmadı değil mi? Sana zarar falan vermedi değil mi? İzin vermedim. Beraberiz ya, yanıyız işte. Bundan sonra elim, gözüm hep sizin üstünüzde olacak. Hiç gözümden ayırmayacağım sizi. Yani daha iyi bir anne olmak için çabalayacağım, söz veriyorum. Ya ama siz de bana yani lütfen bir şey olduğunda söyleyin, olur mu? Ha? Yalan söylemeyin, saklamayın benden. Benden bir şey saklamayın yani, tamam? Bu laf banaydı sanırım. Söyleme. Güzel çocuklarım benim, güzel yavrularım. Ben inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Ben güzel olacak her şey. Ne olur siz de inanın, olur mu? Ha? Güzel olacak her şey gerçekten. Banu Hanım. Merhabalar. Hamam maalesef kapalıyız beyefendi. Banu Hanım, biraz konuşabilir miyiz Cemre hakkında? Dinliyorum. Bugün Cemre durumundan size tam olarak bahsedemedi sanırım. Ailesiyle ilgili problemler varmış. Daha hangimizin yok ki? O yüzden onun için beni meşgul etmeni olur mu lütfen? Durun lütfen. Dinleyin. Hemen gitmeyin. Bakın sandığınız gibi değil durum. Cemre'nin ablası kaçırıldı. Ne? Evet. Yani ondan haber bekliyordu siz onu kovduğunuzda. Aklını işine verememesi tamamen ondan. Çok korkmuştu ablasına bir şey olacak diye. Ama o halde bile kalkıp geldi işine. Yani anlıyorum ama onun zarar verdiği müşteriler onun derdini bilmek zorunda değil. Onu anlamak zorunda da değil. Bana gelip söyleseydi. Haklısınız. Tabii yani hatalı olabilir ama ya bir insanın başına böyle bir şey kaç kez gelir ki? Ha? Çok korkmuştu. Panik yaptı herhalde. Banu Hanım. Onu işe tekrar alın. Lütfen. Bakın o bahsetti. Siz çok iyi bir patronmuşsunuz. Anlattı bana. Çok zor durumda. Lütfen. Bir iyilik yapın ona. Şu mazanın güzelliğine bak Emel ya. Patates kavurmayla ömür mü geçer kızım? Yine bize de çok seviyor fakirliği ha. Hemen yokluğa uyum sağlayıverdi. Kadının ruhunda hanımlık yok. Benim gibi değil. Ben ne yapayım? Kız iyi ki çıktık dışarı be. Oh. Güzel ye ye. Ya bizim sonuçta durumumuz var yani. Niye yapmayalım? Hı? Hadi güzelce doyuralım karnımızı kızım. Tamam da anne bunlar biraz fazla değil mi yani? Paramız mı kaldı bizim? Var var. Bunu zulüm niye sen? Ben Şengül'den aldığım gezikleri bozdurdum. Sonra daha fazlasını da alacağım. Can boğazdan gelir. Kız villadan çıktığımdan beri ben doğru düzgün bir şey yemedim be. İnceldim. Kilo verdim. Bak şu kadar kaldım. Bileklerime bak.
Yalnız ben sana söyleyeyim, bu Şengül'den daha fazla para alamazsın. Alamam. Böyle bir alıyorum ki. O bilgisayarı teker teker getirecek, benim elime sayacak. Yoksa ben almasını bilirim. Gel, gel. Sen niye yemiyorsun? Niye iştah mı? Her şeyimizi kaybettik anne. Evimizi, işimi, Fazıl'ı bile kaybettim. Fazıl işi bitmedi daha. Sen onun ağzından gireceksin, burnundan çıkacaksın, tamam mı? Ne yapacaksın, edeceksin? O evi üstüne yaptıracaksın. Yapar mı ki üstüme evi? Vallahi yaptıracaksın artık, ne bileyim. Bir şeyler yap. Ağla, bayıl iki, tamam mı? Göz yaşı dök. Aman gözünü seveyim, ne olur. Güzel ağla hemen. Yani estetik ağla ya biraz. Sen böyle ağlayınca bir acayip bir şey oluyor. Adam kaçmasın. Gerçi ev duruyor mu bilmiyorum. Karısı her şeyini aldı. Vallahi duruyor durmuyor bilmiyorum artık. Durmuyorsa da gitsin sıfır bir ev alsın. Daha güzel olur. Kızım bebek gibi kızsın be. Kazık kadar adamla bedava mı evleneceksin? Aa, ne oldu, niye şaşırdın? Anne Lütfü abi. Ne işin var burada? Lütfü buradayız, gel. Gel. Evet. Lütfü bizim stratejik ortağımız, tamam mı? Villaya geri dönüşümüzde bize yardım edecek tek kişi. Gel canım, gel. Hanımlar, hanımlar, hanımlar. Bu ne güzellik. Bu ne güzellik böyle. Efendim, afiyet, bal, şeker olsun. Lütfü, vallahi kaynanan seviyormuş ya. Oo, kaynana. Otursana. Yok, ben oturmayayım. Zira gitmem lazım. Efendim, senin gül yüzünü bir göreyim istedim, o yüzden geldim. Ya olur mu şey? Bak, karışık ızgara şiş yaptırdım sana. Lütfen, buranın çok güzeldir. Hmm, karışık ızgara şiş. Bak, kokla. Oo. Yalnız Acemen, ne sevdiğimi de nasıl iyi biliyorsun var ya. Ah, ah Lütfü, bilmez miyim? Kaç senemiz geçti beraber be, dile kolay. Ben bunu elle dalayım bari. Ne yapayım? Evet. Çok mutluymuş bu. Afiyet şeker olsun. Ye, ye, ye. ne yapıyorsunuz ya? Villada durumlar nasıl? Aa, villa. Bildiğin gibi. Yalan rüzgarı. Aynen. Her şey oldu. Şerif hikaye yapıyorlarmış. Sizin müştemilat da ona veriyorlar. İyi misin? Muzaffer, ben diyorum ki Şerife müştemilata mı yerleşsin? Yani zaten evin bütün işini o çekip çeviriyor artık. E müştemilat da orada bomboş duruyor. Ne dersin? Tamam, tamam. Hadi sen yavaş yavaş geç müştemilata. Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Muzaffer Bey, teşekkür ederim. Mert'ciğim, bak duyduğuma göre akşam yemeğini çabuk yiyen çocuklar çok çabuk büyürlermiş. Hı? Hadi ben sana yardım edeyim. Aç bakayım ağzını, aç. İstemiyorum. Yemeyeceğim. İyi akşamlar. Hoş geldin. Savaştan çıkmış gibisin Onur. Yorgunum biraz. Abi, bir şey konuşabilir miyim seninle? Otur. Öyle değil, baş başa. Hı. Peki. Afiyet olsun. Gel. Abi kardeş, sen verip sır vermeyin yine. Yemeğini ye, hadi. Kız, su ver. Su ver. Su ver bana, su ver. Yandım ben, yandım. Ciğerim yandı. Çiğ köfteden değil, verdiğin haberden. Ya nasıl ya? Bir dakika, nasıl? Nasıl Şerif'in müştemilata yerleşir? Nasıl kaya olur ya? Orası bizim evimiz, evimiz. Vallahi gelir o müştemilatı başına yıkarım onu. Sana da bravo. Aferin. Ya hiç mi beni savurmadın lütfen? Ama çok rica ederim. Biliyorsun bu Mert olan yüzünden kadın bayağı bir düştü. Ben istemez miydim kaşlarına geçeyim, durun yapmayın demeyi? Olmadı. Ne
yapıyorsun? Şerif'in etlerini nasıl koparacağım? Onun provasını yapıyorum. Ama çok fazla ısırdım. Onu böyle küçük küçük yiyeceğim ben. Şerife'nin durumla hiçbir alakası yok. Bütün mevzu Tuğba Hanım'ın başının altından çıktı. Evet. Ben gerçekten müsaadenizi istiyorum. Bu Mert'i Nefise Hanım'a götürdüm diye Muzaffer Bey bana fena taktı kafayı. Hmm. Bu arada aklıma geldi. Bir saniye, bir saniye. Bu Mert bu adresi nereden buldu acaba? Emel. Bir de böyle kuş başını pide mi söyleyecek kız? Arkadan da künefe yeriz. Kalmadım. Sen söyledin değil mi Aziz? Ben söyledim. Ben söyledim. Ne var? Lütfü. Bir çocukla anneyi kavuşturmak sevaptır ya. Sevap oluyorsa da sevaptır. Buna hiçbir itirazım yok. Fakat benim de başımı yakacaksın. Gerçi benim başım yanacağı kadar yanmışım. Evet, ben gerçekten artık gidiyorum. Vallahi de billahi de gidiyorum. Hesabı dert etmeyin, ben hallettim. Olmaz, sen misafircisin. Benim olduğum masada benim kadınım hesap ödüyor. Genelde benim olduğum masada kadınlar hesap ödeyemez. Bonkörlüğüm net sanırım. Fakat biz bunu bir ara baş başa yapalım Azim. Efendim afiyetler olsun. Görüşmek üzere. Saygılar. Ya var ya biz Lütfü'yü her yemeğe davet etsek hesabı bedavaya getiririz. O değil de Tuğba cadısına bak sen. Yokluğunda neler yapıyor villada. Elin yumruğunu yemeyen kendisininkini balyoz sanırmış. Ben onun burnundan fitil fitil getirmesini bilirim. Abi çok yanlış yaptın. Abi çok yanlış yaptın. Elimleyi kaçırmak ne demek abi? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Bu ne şimdi? Başa mı döndük? Sen beni mi sorguluyorsun? Ben bugün sevdiğim kadının gözyaşına baka baka yalan söyledim. Ellerini tuta tuta yalan söyledim senin yüzünden. Ya yine o kızla mı görüştün? Aferin. Emre'yi senin kaçırdığını bildiğimi bilmiyorlar abi. Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ne güzel işte hak ettikleri gibi davranmışsın. Sahtekarca tam onların tarzı. Abi beni de alet ettin yalanlarına. Ben seni tanıyamıyorum abi. Sen ne oldun ya? Ha? Sen ne oldun abi? Ben seni tanıyamıyorum artık. Onur ben de kendimi tanıyamıyorum. Bana yapılanlar yüzünden kapladığım öfkeyi nasıl dindireceğimi bilemiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. İnanamıyorum abi. Sana inanamıyorum. Büyütme işte. Kimse zarar görmedi. Ha bu kadar basit yani öyle mi? Yahu! Onlar bizimle dalga geçtiler. Ana kız bizi kandırdılar. Sen hala benden hesap sorar gibi konuşuyorsun. Ne oldu kızı görünce hemen yelkenleri suya mı indirdin? Kendine gel Onur, kendine gel. Onun söylediği yalanların yanında seninki hiç kalır. Ona üzülme. Kendin için üzül. Kandırıldığın için üzül. O kızdan sana yar olmaz. Boşuna kendini kullandırtma. İyi akşamlar abi. Allah kahretsin. Lan Nefise. Hala anlamıyorum bunu. Bana nasıl yaparsın? Şu geldiğim hale bak. Şu geldiğim hale bak. Hala eve gelmedi. O nerede? Bilmiyorum ben Ahmet nerede. Ne demek bilmiyorum? Siz onunla beraber değil miydiniz? Seni o bırakmadı mı eve? Ya sen bana nasıl Ahmet'i sorarsın ya? Sen bana nasıl sorarsın Ahmet'i? Senin oğlun beni kaçırdı. Tamam. Senin oğlun beni bir yere kapattı. Eğer Onur gelmeseydi... Eğer Onur beni kurtarmasaydı, bana ne olacaktı Meçhul? Senin bunlardan haberin var mı? Ülkülenmeseydin sen de. Zorla mı imza attırdı sana ha? Ne yaptın oğluma? Ahmet nerede? Bilmiyorum diyorum. Senin oğlun nerede bilmiyorum ben. Senin oğlunun nerede olduğuyla asla ve asla ilgilenmiyorum ben. Umurumda değil benim ya Ahmet. Sakın bir daha buralara kadar olduğunu sormaya gelme. Tamam? Cevabı bende yok çünkü. Onun bana yaşattıklarından sonra
Ben onun adını bile duymak istemiyorum. Abi. Uyumamışsın. Uyuyamadım. Beni de uyku tutmadı. Konuşurken biraz sert çıktım sana galiba. Yine. O yüzden iyi misin diye gelip görmek istedim. İyiyim ben. Beni merak etme, iyiyim. Peki. Sen nasılsın? İyi misin? Ben endişeliyim Onur. Göz göre göre o kızın peşinden gideceksin diye korkuyorum. Bence onu unutmalısın. İkimiz de güçlü olup onları arkamızda bırakmalıyız. Kalbine söz geçirmek kolay mı abi? Yapamıyorum. Unutamıyorum. Sen Nefise'yi unutabileceğine inanıyor musun? Kendimizi kandırmayalım abi. Yemek yiyemiyorsun. Çalışmıyorsun. Uyuyamıyorsun. Evden dışarı çıkmıyorsun. Hala deliler gibi seviyorsun Nefise'yi. Hayır, hayır. Nefret ediyorum artık. Hayır. Öfkelisin. Çok öfkelisin, sinirlisin ondan. Yapamasın, başaramasın, tıpış tıpış kapına gelsin diye bekliyorsun. Bu yüzden ona bile bile zarar veriyorsun, canını yakıyorsun. Ama sadece senin canın yanıyor, görmüyor musun? Halimize bak abi, hayat durdu, akmıyor, durduk. Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Sen onu çağırmasaydın. Teşekkür ederim. İyi ki varsın Cemre. Sen benim ablamsın. Tabii ki Onur abi haber verecekti. Öyle elim kolum bağlı duramazdım ki. Kaçırıldığını daha önce anlamalıydım. Onur abi duyunca çok korktu. Delirdi. Ablam seni çok seviyor. Hemen geldi. Yanımda oldu. Belli ki affetmiş seni. Affetmese bile yanımdaydı. Mevzu bu bence. Bu mu? Emin misin? Öyle kolay sindirilebilecek bir şey değil Cemre, baktığın zaman yani. Bize böyle bir şey yapılsa, sence biz affeder miyiz ama? Ama bence o çoktan affetti seni.
bir sıkıntı var. Rahat değilim hiç. Ahmet ortalıkta yok. Şuradan buradan bir yerlerden çıkacakmış gibi hissediyorum böyle. Ablacığım ya, korkma. O sana hiçbir şey yapamaz. Biz izin vermeyiz. Ama sen de bundan sonra tek başına dışarı çıkma, tamam mı? Donmuş eli. Üşüteceksin. Hadi girelim içeri. Ablam benim ya. Ama sen hep bizi düşünüyorsun. Bir tanem benim. Bebek. Abla ne oldu? Kim var orada? Abla burada kimse yok. Biri var. Burada biri var, ses duydum. Kim var orada? Hayır abla, baktım işte, bak bak. Yok kimse. Kimse yok. Hadi gel içeri girelim. Hadi gel. Bırak sopayı, gel. Hadi gel. Ben bir şey duydum. Bayan delikanlı. Bayan delikanlı. Bayan delikanlı. Bayan delikanlı, af kalın. Kaçırmış ya. Ya önceden haberin olsa ne yapacaktın sanki? Yok, bu sefer çok ileri gitti abla. Bak, bundan sonra tek başına dışarı çıkmayacaksın. Ben de evde nöbet tutacağım. Böyle kapıya falan gelirse haddini bildireceğim ona. Emre, bak sen içeri girdin çıktın daha yeni. Bina başına bela almanı istemiyorum ya. Sokma burnunu şu işlere. Emre bir sakin ol oğlum ya. Tamam, biz de buradayız yani. Ahmet'i yaklaştırmayız artık yanına. Ya şu evlilik meselesini falan da çözelim bir an önce ya. Yani... Manyak adam. Normal değil, hasta yani. Akıl sağlığı raporu falan aldıralım. Sen hiç konuşma Cemre. Ben burada dururken gitmişsin o Onur denen adamdan yardım istemişsin bir de ya. Ay Allah Allah. Ay ya, tamam. Sanki senden istesem tamam, bulacaktın hadi. Değil mi ablamı? Ne o adamdan ne de abisinden yardım isteyeceksiniz bundan sonra, anladın mı? Aa yeter, tamam. Kavga mavga etmeyin artık bakayım, öf. Oğlum bir sakin ol. Zaten Ahmet yok ortalıklarda yani. Belki de pişman oldu. Sakin falan olamam anne. Ne yani ya, yaptığı yanına kar mı kalacak? Haddini bildireceğim ona. Bana bak Kaptan Kusto. Kelepçelenmek senin aklını başına getirmedi mi oğlum? Ya böyle ota sapa atarlanıyorsun. Sonra başın derde giriyor. Hapse giriyorsun. Sonra da salya sümük ağlıyorsun ama. Hala bak, doğru konuş benimle. Şişt, abartma ya. Bana bak, halaya da mı atarlanıyorsun sen? Çocuk şubeyi ararım bak. Oğlum sen işe gitmiyor muydun ha? Hadi gel beraber gidelim. Ya niye benimle geliyorsun anlamadım, ne alaka? Gideyim bir bakayım, göreyim nerede çalışıyorsun, ne yapıyorsun. Artık içim rahat etmez benim. Ya çocuk muyum ben? Hayati kızım, sen de işe gitmiyor musun ya? Üstünü falan değiştirmemişsin, git hazırlan. Ben geç gideceğim bugün işe. İyi hadi, ben hazırlanıyorum, çıkarız. Sakin ol ya.
Abla Onur abi arıyor. Alo efendim Onur. Zeynep nasıl oldun? İyi misin? İşte iyiyim sağ ol. O manyak bir daha gelmedi değil mi? Yok hiç gelmedi. Tamam. Gelirse ya da ararsa haber ver. Hemen geliyorum ben de tamam. Ya aslında çok garip geliyor bana. Ne geldi, ne aradı, ne bir şey. Ya acaba başına bir şey gelmiş olabilir mi? Sanmam. Yani öyle bir şey olsa duyardık. Umudu kesmiş olmalı senden. Umur ben bir evlendirme dairesine gideceğim. Konuşacağım şu nikah memuruyla bakayım. Bu saçma evlilik oyununu iptal etmem için ne yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor öğreneceğim. Tamam. Ben de seninle geliyorum o zaman. Yok yok. Sen gelme. Sen zaten yeterince yanımda oldun. Onca şeye rağmen. O yüzden ben kendim halledebilirim. Zaten Ahmet'ten kork kork nereye kadar böyle ömür mü geçecek? Ah Zeynep saçmalama. En son oraya yalnız gittiğinde başına neler geldiğini biliyorsun değil mi? Hadi gelip alayım seni. Ne zaman gideceksin? Yok diyorum olmaz. Ben halledeceğim söz veriyorum. Teşekkür ederiz. Hı. Ama Şerifeciğim bu çay soğuk. Git yenisini getir lütfen. Hemen Tuba. Kusura bakma Zerrin ya. Şimdi hemen değiştirir çayı. Öğrenecek işte yavaş yavaş. Bakıyorum keyfin yerinde. Hanımlığını ilan etmiş gibisin. Tabii ki. Onca olaydan sonra ev yine bana kaldı. Ne yapayım? Şu suratsız Nefise'yle Zeynep hayatımızdan çıktı ya. Benden mutlusu yok artık. Ah günaydın. Hı, oğlum. Günaydın. Bütün gün uyuyacaksın sandım. Siz ne kaynatıyorsunuz bakayım burada? Ne abin ne sen şirkette ilgilenmiyormuşsunuz. İtalyanların teklifini bile okumamışsınız. Eğer bu bilgiyi Aslı'dan aldıysan eksik bilgi. Vaktim olmadı. Fırsat bulamadım ama okuyacağım. Onur, otursana biraz. Sohbet edelim, konuşalım. En azından kahvaltı masasında birlikte olalım. Ya benim acil bir işim var. Size afiyet olsun. Sağ ol. Aferin. Afiyet olsun. Artık kapıda durmayacaksın. Muzaffer Bey beni de mi koruyorsunuz? Bakın gerçekten söz veriyorum bundan sonra küçük bey asla... Sakin olur musun? Hayır seni kovmuyorum. Şimdilik. Bir süre villada çalışmayacaksın. Peki yeni görev yerim neresi? Nefise'yi takip edeceksin. Nefise Hanım'ı takip edeceğim. Evet Nefise Hanım'ı takip edeceksin lütfen. Gözünü hiç üzerinden ayırmayacaksın. Tek tek rapor vereceksin bana ne yaptığıyla ilgili, kimlerle görüşüyor, nereye gidiyor, ne yapıyor. Ve eksiksiz anlatacaksın ona göre. Peki efendim nasıl isterseniz. Elbette bu gizli bir görev. Bana güvenebilirsiniz. Abi, şirkete gelecek misin? Şu İtalyanların teklifini bir değerlendirmemiz lazım. Tamam, ben de bakacağım, inceleyeceğim de. Kafam dağınık, toparlayamıyorum bir türlü. Tamam o zaman ben bakarım. Sana bilgi geçerim tamam mı? Adamlar cevap bekliyor, ayıp. Sen nereye gidiyorsun? Benim bir işim var. Sonrasında şirkete geçeceğim. Arkadaşlar. Çok iyi.
hakkınız var? Bilmiyorum, yolda buldum. Ya ne gerek vardı anne böyle ya, çocuk gibi. Ben sana adresi verirdim, sonra gelirdin sen. Gerçekten iyi bir işe girdim ya. Tamam oğlum, olsun işte. Yine de beraber yürümüş oluruz. Hem konuşuruz biraz, ne var bunda? Bir daha zaten saçma sapan kötü işlere girmeyeceğim zaten, merak etme. Tamam, biliyorum. Merak etmiyorum ama olsun. Yine de benim içim rahat etsin istiyorum. Hem sizinle ilgilenemediğim zamanlara say oğlum, olur mu? İzin ver biraz canım. Sana. Sen ne çiziyorsun? Annem bu kadınla. Böyle devam, aferin. Mert, anne ve babanı mı çizdin? Peki neden arkaları dönük? Çünkü onları göremiyorum. Ayrıldılar. Hem de benim yüzümden. Beni görmek istemiyorlar. Bıraktılar beni. Olur mu hiç öyle şey? Neden senin yüzünden ayrılsınlar? Çünkü ben Nefise anneye kötü davrandım. Anne ve babalar çocukları yüzünden ayrılmazlar Mert'ciğim. Ayrılsalar bile onları terk etmezler. Al bakalım. Amirim, balıkçılar sabah fark etmişler. Bizi çağırıp denizden çıkardık. Kaza esnasında araçta kaç kişinin olduğuna dair bir bilgi yok. Plakayı araştırıyoruz. Araç kimin üstüne bakılıyor? Tepeyi incelediler mi peki? Evet amirim, fren izleri var. Durmaya çalışmış ama gecikmiş olmalı. Hızını alıp denize uçmuş. Arama kurtarma ekipleri geldi mi? Haber verdi dalgıçlar amirim. Gelecektim tek başıma. Olsun oğlum, bir göreyim işte. Allah Allah. Nefise teyze hoş geldin. Merhaba oğlum, hoş bulduk. Ne var kanka? Senden ne haber? İyi ben de. Çalıştığım yeri görmeye geldi de. İyi yapmışsın teyze. Vallahi bizimkilerin umurunda bile değil. Yani eve para gelsin de. Neyse ben gidiyorum o zaman. Bana bir şey diyor musun? Yok, tamam. Ben de gelirim birazdan. Teyzeciğim iyi günler. Hadi kolay gelsin. Kaptan ben gittim. Oğlum, ne kadar pahalı bir tekneye benziyor bu böyle. Sahibi de çok zengin herhalde. Öyle galiba. Aman bak gözünü seveyim ben. Çalışırken dikkat edin. Sana sonuna bir yerine zarar vermeyin. Olur mu yavrum? Tamam anne, merak etme sen. Emre, tekne açılacak. Hadi işin başına. Tamam kaptan, geliyorum hemen. Anne, ben işimin başına döneyim, olur mu? Tamam, tamam. Güzel oldu benim. Hadi kolay gelsin. Hadi. Hadi sen de dikkatli ol, tamam mı? Biri yardım edecek mi acaba? Bırak sen, bırak. Annen kızmasın sana. Ayıp oluyor. Ne kızıyorsun oğlum? Anneni işe getirmeyecektin o zaman. Alay etmeyin. Belli ki ana kuzusu. Kıymayın çocuğa. Ne
Anne hadi sen de git artık hadi. Tamam oğlum, tamam. Oğlum bak gözünü seveyim, çocuklara dalaşma olur mu? Başını falan belaya sokma beni güzel oğlum, tamam? Tamam anne merak etme, hadi git artık hadi. Taraf içinde bağlayıcı unsurlar içerir. Falan filan. Gel. Senin ne işin var burada? Kusura bakmayın ya. Bugün ofise gelmeyeceğinizi öğrendim. Ben geleyim dedim. Rahatsız ediyorum ama önemli bir konu vardı. Ne bu? İstifa dilekçem. Anlaşılan yeni pozisyonumuzu beğenememişiz. Efendim ben yıllarca sizin sadık bir çalışanınız oldum. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Fakat bana reva görmüş olduğunuz muameleyi hak etmiyorum. Demek sadık bir çalışansın. Evet efendim ama siz... Yeter, kes. Nasıl sadıksın Fazıl? Ben senden Nefise'yi araştırmanı istedim. Sen de beni sadık olduğun için mi kandırdın? Efendim ben araştırdım. Gerçekten mahallesine kadar gittim. Ve çocuksuz dul bir kadın olduğunu öğrendin öyle mi? Evet efendim. Yani en azından bana öyle söylediler. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Fazıl Bey, Nefise Hanım'ın 4 çocuğu varmış. Ama nasıl olur? Ya. Azime'nin yeğenleri Nefise'nin çocuklarıymış meğer. Efendim ben inanın bilmiyordum. Yeter tamam karşımda daha fazla küçülme. İkimiz de bunu niye yaptığını gayet iyi biliyoruz. Emel'le ilişkin vardı ve bu yüzden beni kandırdın. Bana yalan söyledin. O görüştüğün kadını da Emel'le annesi ayarlamış zaten. Efendim ben yemin ederim bilmiyordum bunu. Hiç boşuna yemin etme. Tamam gidebilirsin. Benim daha önemli işlerim var. Alacağın olsun Emel. Fazıl arıyor. Aç aç. Dur önce bir havaya girmem lazım. Hayatım. Emel buluşabilir miyiz? Tamam da sen beni mi özledin? Her zamanki kafede olur mu? Peki ama senin sesin niye öyle geliyor? Seninle konuşacaklarım var. İyi peki tamam. Ne oldu kız? Ya Fazıl'ın sesi bir tuhaftı. İş adamı Eda'sıyla konuştu benimle. Adam iş adamı zaten. Yok yok o öyle konuşmaz yani. Telefonda bile sırnaşır. Yok ya sen kuruntu yaptın kızım. Sana öyle gelmiştir. Buluşalım diyor. Tamam git işte Allah Allah. Dur ama bir strateji yaratmamız lazım. Ha. Şimdi bak kızım, mağdursun, çaresizsin, işinden olmuş genç, masum bir kızsın. Zaten öyleyim. Tamam o zaman, işte kendini canlandır. Öyle iyi oyna ki bak, adam vicdana gelsin. Sana yardım etmek için yanıp tutuşsun. Elimden geleni yapacağım. Ha. Ha. Yandık o zaman. En son elinden geleni yaptığımda en kıydırık okulu kazanmıştın. Of anne ya, uğraşma benimle. Bana bak kızım. Fazıl'ın evini ne yap et üstüne geçir tamam mı? Yoksa hapı yutarız Emel. Vallahi ikna et adamı. Tamam tamam merak etme. Hadi çıkalım. Sen nereye? Yok kız sen de gelmeyeceğim Allah Allah merak etme. Meraklı değilim Fazıl'ın suratını görmeye. Villaya gideceğim. Görülecek ufak bir hesabım var.
Ne oldu kız? İşe gitmedin mi sen? Kesin kovulmuştur bu. Çok bile tuttular bunu oradan. Ya sabır, ya sabır. Sen çoktan cevabı yapıştırdın. Ne oldu? Kovuldun mu yoksa? Ay sana ne ya? Bir bu çalışıyordu. 3-5 kuruş geliyordu eve. Şimdi artık pazarlardan artık topla. Hala biz onun zamanında çok yaptık biliyor musun? Ama siz yanımızda yoktunuz. Ha gerekirse biz yine yaparız ama siz aman elinizi bulaştırmayın sakın. Yürü gidelim anne ya. Bir de tutmuşsun hayat derslerini dinliyoruz. Ne yapacağım ben ya? Kesin anneme söyleyecekler şimdi ya. Ben onlardan saklayayım derken yani ne yapacağım ya? Suat. Cemile. Kaan. Siz böyle anlaşıp falan mı geliyorsunuz aynı anda? Seni merak ettim. İyiyim ben. Merak etmeyin beni. Banu Hanım mı? Efendim Banu Hanım. Cemre'cim merhaba. Hadi işe gel. Bekliyorum. Ne? Beni işe geri mi aldınız? Ya dün biraz sinirliydim. Ama erkek arkadaşın bana durumunu anlatınca sana hak verdim. Hadi işe gel. Gerçekten mi? Yani ben şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Banu Hanım var ya siz dünyanın en iyi, en süper patronusunuz. Hemen geliyorum tamam mı? Hemen geliyorum. Ya inanmıyorum ya. Beni işe geri almış Banu Hanım. Sen yaptın değil mi? Dün gittin dükkana, kovulduğumu öğrenince konuştun, geri aldırdın işe değil mi? Kaan. Kaan çok sağ ol ya gerçekten. Ya aslında sana hala kırgınım ama yine yaptın yapacağını. Çok sağ ol gerçekten. Sen mutlu olunca ben de mutlu olurum. O zaman ben gideyim işe. Gecikmeyeyim tamam. Görüşürüz sonra. Tansiyonumuz biraz yüksek çıktı. Kalbim de sıkıştırıyor bu aralar kırılı sıcağı. Stresten uzak durmalısınız ama. Ah be kızım. Nerede? Ahmet'ten hala haber yok mu? Maalesef. Evlat derdi başka hiçbir derde benzemiyor. Geceleri gözüm uyku girmiyor. Haklısınız. Ama sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Ben size bir tansiyon ilacı yazayım. Sağ ol kızım. Sağ ol. Doktor hanım, aşı odasında bir hastanız fenalaştı. Gelebilir misiniz? Tamam. Kusura bakmayın lütfen. Rica ederim. Sen yaptın değil mi? Sen konuştun patronuyla. Neden? Seviyorsun Cemre'yi. Aşık oldun çünkü. Değil mi? Söylesene. Uzatma. Baksana. Sen konuşmuşsun. Maşallah hiç itiraz etmedin. Ulan ne pişkin herifsin sen be. Asıl sen kendi tipine bak lan. Şu çulsuz halinle o kızı tavlayabileceğini mi sanıyorsun tipik? Her şey para değil oğlum. Tabii sen nereden bileceksin değil mi? Sen ve senin gibileri bilemezler. Normal. Ben Cemre'yi seviyorum. Cemre de beni seviyor. Öyle mi? Ondan uzak duracaksın. Kime ne mesafede yaklaşacağımı sana mı soracağım? Pardon da. Kimsin sen? Emre öğrendiği zaman koşarak uzaklaşırsın ama.
Neyi? Neyi öğrenecek Emre? Hı? Bizim aramızda bir şey yok. Şşş. Adam. Bak, ne güzel söyledin. Yok aranızda bir şey. Olamaz da. Ceylan, kızım. Ben Esin ablaya bakmıştım ama. Kendisi bir hastaya bakmaya kadar gitti. Ceylan, kızım ben senden özür dilerim. İnan bana, seni Ahmet'e yakıştırırken kötü bir niyetim yoktu. Üstelik annen de geldi bana kızdı. Haklı tabii, sonuçta o da bir anne. Ama ben de bir babayım. Oğlum o kızdan uzak dursun, kendisini seven bir kızla olsun istedim. Önemli değil. Ben unuttum hepsini. Sen de üzme artık kendini, olur mu? Sağ ol. Sağ ol benim güzel kızım. Efendim? Ahmet Köksal'ın babasıyla mı görüşüyorum? Evet benim. Ahmet Bey'in arabasını bulduk. Uçurumdan denize düşmüş. Araba çıkarıldı ama Ahmet Bey'e henüz ulaşamadık. Hemen gelmeniz gerekiyor. Ahmet! Oğlum! Ahmet! Ahmet! Merhabalar, kolay gelsin. Benim Rasim Bey'i görmem gerekiyor. Rasim Bey'in nikahı da birazdan çıkar. Ben bekleyeyim o zaman. Tamam efendim. Onur? Senin ne işin var burada? Rasim Bey hanımefendi sizi bekliyor. Duramadım Zeynep. Ahmet falan gelir diye kurdum. Kendimi burada buldum. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhabalar Rasim Bey. Beni hatırladınız mı? Evet. Gözünüz aydın. Demek o manyak heriften sonunda kurtuldunuz. Evet. Rasim Bey, ben bu nikahın nasıl iptal olabileceğini sizden öğrenmek için geldim. Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin lehinize dilekçeyi hazırladım bile. Zaten evet de demediğiniz için kanunen evli sayılmayacaksınız. Ama yine de ufak tefek prosedürler var halletmemiz gereken. İşte evrak işleri falan. Tamam. Biz ne gerekiyorsa her şeyi halledebiliriz. Ahmet de gelip imza atacak ve bu iş bitecek. Teşekkür ederiz. Size zaten vefa borcum vardı. Umarım çabuk çözersiniz. Sağ ol. Onur, Ahmet ortalıkta yok. Ayrıca yani meydana çıksa bile bu imzayı atmayacak. Efendim Mehmet. Haberler kötü Onur. Ne oldu? Ahmet'in kamyonetini bulmuşlar. Denize düşmüş. Ahmet ortada yok. Arama ekipleri olay yerine gidiyor. Tamam Mehmet, ben de geliyorum. Ahmet'in kamyoneti bulmuşlar. Denize düşmüş. Ben Mehmet'in yanına gidiyorum. Ben de seninle geliyorum. Tamam hadi öyleyse gidelim bir önce. Hadi. Ya. İstemiyor pek. Başkasının şeyi izinsiz alınmaz. Annen mi öğretti sana bunu? Evet. Yalan söylüyorsun. Senin annen sizin evde yaşamıyor. Bir daha yanıma oturma. Diyeceğim seni öğretmenime. Görürsün. Hadi git ağla. Ne biçim erkeksin sen? Sen biliyorsun sen. Çocuklar. Şşt, bir saniye Mert. Öğretmenim ilk o başlıyor. Tamam Mert dur. Öğretmenim ilk o başlıyor. Tamam sakin ol. Gelin bakayım benimle. Hadi Allah'ım ya ne olur. Bari bugün bir iş bulsun.
onlar birini bulmuşlardı? Ben sizinle görüşmeye gelmiştim iş için. Siz de bana olur dediniz ama sonra başka birini aldığınızı söylediniz. Evet, hatırladım sizi. Ama iyi de ilanınız duruyor yani. Birini alsanız ne ilanınız dursun? Şey biz yani aslında... Beni neden işe almadınız? Benim işe ne kadar çok ihtiyacım vardı. Biz aslında birini bulduk da... İnanmıyorum size. Eğer birini bulmuş olsanız kapıda hala ilanınız durmaz. İlanı unutmuşuz biz. Hatırlattınız da çok iyi oldu. Çıkarttım ilanı. İlan artık yok. Çünkü elemanımız var bizim. Ama ben size açıklama yapmak zorunda değilim hanımefendi. Lütfen buyurun. Lütfen. Lütfü. Gördüm seni. Ne yapıyorsun sen orada? Evet. Ne yapıyorsun sen? Sen beni mi takip ediyorsun? Yok estağfurullah, ne demek. Şerife mutfak için malzeme almamı istedi. Semt pazarı varmış burada bir tane, biliyor musun? Çok ucuz olduğunu iddia ediyorlar. Hani bütün sebzelerin hormonsuz olduğunu falan söylüyor. Yalnız aradım bulamadım. Bana konum da atmıştı kendisi ama... Hay Allah, nerede o? Siz biliyor musunuz nerede bu semt pazarı gerçekten? Yok Lütfü, yok. Pazar mazar bilmiyorum ben. Ama belli ki bu işin arkasında Muzaffer var. Muzaffer bozdu değil mi benim işimi? Arkasından da sana beni takip ettirdi. Neden böyle bir şey yaptırıyor Lütfü? Ha? Neden benim işime engel oldu? Neden seni bana takip ettiriyor? Benim bu konularda pek bir bilgim yok. Ben daha ziyade dediğim gibi semt pazarı için gelmiştim. İyi. İyi, göreceğiz o zaman şimdi. Nefis Hanım, sizi nereye bırakmamı arzu ederdiniz? Lütfü, beni derhal Muzaffer'e götür. Şimdi Muzaffer Bey takip et dedi. Ben alıp ona götüreceğim. Yandım ben. Yandım ben. Lütfü! Hadi dedim, derhal. Peki. Hadi, hadi. Çabuk. Azim abla. Şerife. Ne yapıyorsun kız? O elindekiler ne? Ha? Temizlik mi yapacaksın? Evet ya, ben evi şöyle bir temizleyeyim dedim de. Benim evimi temizleyeceksin? Ya Azim abla. Ne ablası be? Ablaymış. Dün bir, bugün iki. Hemen yerimi mi kaptın? Kapmak mı? Yok. Ben kimsenin yerini falan kapmadım. Ya şimdi evde kahya yok ya. Bana öyle teklif geldi sadece. Sen ne anlarsın kız kahyalıktan? Sen koca villayı yöneteyim derken altına edersin. Aşk olsun Azim abla. Ben de yıllardır burada çalışıyorum. Ayrıca ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Sonuçta ölene kadar hizmetçi olarak mı kalacağım Azim abla? Benim de hakkım değil mi kariyerimde yükselmek? Kariyerini yesinler senin. Yükselecekmiş. Peki o yükseldiğin yerden bir gün tepe taklak düşersen ne olacak Şerife? Nasıl olacakmış o? Sen şimdi bu Tuğba cadısına güvenip kahya olacaksın ya. Peki bir gün Nefise geri döndüğünde ne yapacaksın? Geri mi döndüğünde? Yani onlar ayrılmadılar mı ki? Ne ayrılması be? Muzaffer Bey bırak boşanma davası açmayı. Lafını bile etmiyor. Ya adam hala Nefise'ye deli gibi aşık. Yarın öbür gün barışacaklar. Onlar barışınca ne olacak? Ben otomatikman villaya geri dönmüş olacağım. Peki geri döndüğümde Şerife, acaba sence ilk işim ne olur? Ya
Azim abla yani sen söyle tamam ben şimdi ne yapabilirim ki? Bana mı soruyorsun? Bu mantık dışı teklifi reddedeceksin. Sonra bu eve kahya olmayı aklının köşesinden bile geçirmeyeceksin. Yoksa gözünün yaşına bakmam, seni müştemilatın ortasına kolon diye dikerim. Tamam. Yani zaten Tuba Hanım zorladı beni. Hem Azim abla olur mu öyle şey? Benim senin evinde nasıl gözüm olur? O Tuba cadısına da sıra gelecek. Bakma, Muzaffer Bey nispet olsun diye onu buralarda tutuyor. Garibim o da havalara girmiş. Ama bir gün onun hayallerinin ortasına Muzaffer Bey öyle bir kazık çakacak ki haberi yok. Anladım. Yani sen öyle söylüyorsan abla. Ha şöyle. Şimdi git o maymun suratlıya teklifi reddettiğini söyle. Peki. Aferin. Hadi bakalım yürü şimdi. Naş. İyi misin? Emel, benimle kukla gibi oynadığını öğrendikten sonra nasıl iyi olabilirim ha? Ya Fazıl öyle değil gerçekten. Ben annem ne dediyse onu yaptım. Ya Nefise'yi araştırdığını ona söylediğimde panik yaptı. Şengül'ü ayarladı. Sen nasıl söyleyebilirdim ki sana? Annem öldürürdü beni. Eğer bana güvenip söyleseydin en azından bir çare bulurduk. Böyle hazırlıksız yakalanmazdı Muzaffer Bey'e. Adam şimdi onu kandırdığımı düşünüyor ya. Fazıl gerçekten ya çok üzgünüm ama ben de mağdurum. Ben ne yaptıysam annemin baskısıyla yaptım. Bak şimdi ne evim var ne işim. Ya ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam ağlama. Daha ölmedik. Sen ölmedin de ben bu gidişle derdimden öleceğim. Bak Emel, ben sevdiğim kadını yaşatırım. Bir evim var çok şükür. İş bir şekilde hallederiz. Ama bence uzun bir süre çalışmayalım. Çok uzun bir balayına çıkalım mı seninle? Balayı mı? Evlenelim Emel, ne duruyoruz ki? Çok şaşırdım ben. Ya öyle evlenme teklifim olur. Bak içimden geldi. Ben geleyim. Seni annenden isteyeyim. Sonra da hemen evlenelim ha. Ha? Şerife. Ne yapıyorsun sen burada? Müştemilatı yerleşecektin hani. Kızım ne bakıyorsun öyle? Tamam bırak bunları sonra yaparsın. Git de yerleş hadi. Tuğba Hanım ben müştemilata yerleşmekten vazgeçtim. Anlamadım. Yani teklifiniz için çok teşekkür ederim ama ben bu evin kahyası falan olamam zaten. Hem müştemilatta uğursuz. Ben zaten korkarım orada. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Sen Azime'yle mi konuştun? Buraya falan mı geldi Azime? Ha? Söyle bakayım. Ne dedi o cadı sana? Vazgeçtin. Söyle çabuk. Muzaffer Bey boşanmayı düşünmüyormuş bile. Ya zaten yarın öbür gün Nefise Hanım geri gelecekmiş. Azime abla da tekrar kahya olacakmış. Sen de buna inandın yani. Tuğba Hanım, ya Muzaffer Bey boşanmanın lafını bile almıyormuş ağzına. Zaten seviyor belli ki. Hem Nefis Hanım gittiğinden beri Muzaffer Bey bir tuhaf. Niye barışmasınlar ki? Barışmasalar ne olacak? Sanki karnımın büyümediğini fark etmeyecek Muzaffer. Oğlum. Dönüşe geçtiğimiz zaman yavaştan ısınmaya başlarız.
Çalışanlar da çıktı mı? Ondan sonra gelsin çılgın saatler. Ama sen emin misin bunların güzel kafa yaptığına? Bak tadımız kaçmasın sonra. Ya sen rahat olsan oğlum, güven bana. İyi peki. Ne yapıyorsun lan sen oğlum? Siz ne yapıyorsunuz lan? Ayıp değil mi bu yaptığınız ha? Oğlum sen ne anlarsın lan eğlenmekten? Hadi yavrum hadi, hadi işine hadi. Ya da şöyle bir şey yapalım. Şuradaki bulaşıkları yıka, sonra anacının kollarına koş. Kimsin lan? Kimsin lan? Ne oluyor burada? Lan sen nereden buldun bunu? Manyak mı demedir, geldi durduk yere bize sataştı. Hasta mısın nesin? Durduk yere ben olmasam bunlar size... Berbat ettin eğlencemizi. Seni bir daha burada görmek istemiyorum, kovuldun. Kovuldun mu? Güzel. Harika ya. Sizin başınıza ne gelsin müstahak be. Asya Hanım, iyi misiniz? Değilim kaptan. Geri dönelim çabuk. Olur efendim. Git içeri. Gözüme görünme. Ve biz inene kadar sakın çıkma dışarı. Çok da meraklısıydım zaten. Sizin başınıza ne gelse yeri. Ay, battı buralar. Bari önce temizleseydi. Bak ya. Kesin kovacak beni. Nefise Hanım, ben çok üzgünüm ama... Şerife çekil, Muzaffer'le konuşacağım, izin ver. Muzaffer, bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama benim ekmeğimle oynayamazsın sen. Hayat bensiz hiç kolay değil galiba. Benim hayatım hiçbir zaman kolay olmadı Muzaffer. Hatta seninleyken bile. Ama şimdi sen neden daha da fazla zorlaştırmaya çalışıyorsun? Beni takip ettirerek, beni takip ettirerek sen ne yapmaya çalışıyorsun söyler misin? Geçen gördüm ben seni. Evin önünde gece. O sendin biliyorum. Ne yapmak istiyorsun Muzaffer ha? Ne yapmak istiyorsun? Benden ne istiyorsun söyler misin? Nefise. Senden özür diledim. Üzgün olduğumu söyledim. Daha ne yapabilirim ha? Ayaklarına kapanayım, dizlerine çökeyim. Senden bir daha af üstüne af mı dileyim istiyorsun? Ne istiyorsun ha? Ben ne yapıyorsam her şeyi çocuklarım için yapıyorum. Lütfen uğraşma artık. Uğraşma benimle. Yeter. Yeter artık. Soğusun bu öfken. Ya bu öfkenin soğuması için benim ne yapmam gerekiyorsa onu söyle, onu yapayım. Benden nefret edebilirsin. Ama benim ekmeğimle oynayamazsın. Söyle. Gerçekten ne yapmam gerekiyorsa, ne yapmamı istiyorsan onu söyle. Boşanmak mı istiyorsun? Boşanmak istiyorum de boşanalım bitsin her şey. Efendim? Nefise Hanım merhaba. Ben Mert'in öğretmeni. Muzaffer Bey'e ulaşamayınca sizi aradım. Evet buyurun, ne oldu, bir sorun mu var? Evet, ufak bir sorunumuz var. Acilen okula gelmeniz gerekiyor. Mert'le ilgili konuşmalıyız. Tamam, tamam hemen geliyorum ben. Nefise. Mert'in öğretmeni aradı okuldan, bir sorun olmuş. Ne oldu Mert'e, bir şey mi olmuş? Yok hayır, öyle bir şey söylemedi. Sadece gelip konuşmanız gerekiyormuş. Seni aramışlar, ulaşamamışlar. Tamam tamam, ben gidiyorum. Beni de çağırdı, ben de geliyorum.
Sakin olun, sakin. Ne yaptın oğlum ha? Ne yaptın, doğruyu söyle. Oğlumdan uzak dur dedim sana. Yaktın oğlum başını. Yaktın! Bakın, Zeynep'in bu olayda hiçbir suçu yok, tamam? Zeynep'in bu olayda hiçbir suçu yok. Sakin ol. Nerede oğlum o zaman ha? Nerede? En son onun yanındaydı. Onun yanında değildi. Senin oğlun zorla Zeynep'i kaçırdı. Bu da yetmiyormuş gibi arabayı üstümüze sürdü ve bizi öldürmeye çalıştı. Anlıyor musun? Senin oğlun tam bir ruh hastası. Sen de mi oldun ha? Beraber mi öldürdünüz oğlumu? Ahmet'imin. Akıntıdan dolayı bedene ulaşamadı. Ama bu saatten sonra umut yok. Maalesef. Siz öldürdünüz oğlumu. Onun katili sizsiniz. Sakin olun. Bilbur Bey, oğlumun arabasını denize bunlar attı. Onlar öldürdü oğlumu. Oğlumun katili onlar. Cinayetle alakalı bir bulgu yok. Tamamen kaza görünüyor. İfadenizi alacağız. İyi günler. İyi günler. Mert'ciğim, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Buyurun lütfen, buyurun. Geç. Evet, sorun nedir öğretmen hanım? Bu resme bir bakmanızı istiyorum. Mert'in psikolojisi hiç iyi değil. Onu terk ettiğinizi düşünüyorum. Sanırım bir ayrılık döneminden geçiyorsunuz. Mert ayrılığınızdan kendini sorumlu tutuyor. Ay yavrum ya, onunla ne alakası var? Ay ne kadar zorlanıyor demek ki çocuk. Bugün de bir arkadaşıyla kavga etti. Kavga mı etti? Evet. Mert çok uslu ve sakin bir çocuk. Ama bir anda agresifleşti, içine kapandı. Bu ilk kavgası. Ama ben son olmayacağını düşünüyorum. Bir an önce endişelerinden arınması ve ruh haline geri dönmesi gerekiyor. Peki tamam, biz bunun için ne yapabiliriz? Onunla vakit geçirmelisiniz. Sevildiğini hissetmeli. Sizi kaybetmeyeceğini bilmeli. Birlikte olmaya özen göstermelisiniz. Üçünüz. Üçümüz. Biliyorum bu sizin için çok zor olacak. Ama Mert için çok önemli. Hayatın normale döndüğünü hissetmeli. Hatta keşke bir süre aynı evde yaşayabilseniz. Ama son karar sizin tabii ki. Yaşanan hiçbir şey senin yüzünden değil, tamam mı? O her ne yaptıysa kendi öfkesinden yaptı. Olur bak, en son bizi takip ediyordu. İntihar etmiş demek ki. Zeynep, senin gerçekten hiçbir suçun yok. O adam sana zarar vermeye çalıştı Zeynep. Hem o intihar edebilecek bir adam değil. Seni asla bırakmazdı. Belki kaza yapmış işte. Sen iyi değilsin, gidelim. Hadi. Hadi.
Kimliği çıkmadı üzerinden. Ailesine de haber veremiyoruz. Bugün trafik kazasıyla gelen hastalar olmuştu. Onlardan biridir herhalde. İnşallah ailesi kazayı haber alır da arayıp sorarlar. Bugün bütün yemeklerimi bitireceğim. Filmde izler miyiz? İzleriz, izleriz. Hem senin çok sevdiğin bir çizgi film var ya, onu izleriz. Oley! Şey yani, Mert nefes kırılmasın diye. Tuğba, Şerife'ye söyler misin yemeği hazırlasın? Lütfen. Yavuz gibi. Evet. Burada olmak bana biraz kendimi garip hissettirdi. Burada olmanın tek nedeni oğlum. Biliyorum Muzaffer. Yine de teşekkür ederim geldiğin için. Mert uyuduktan sonra çocukların yanına dönersin. Yani Mert'in psikolojisi iyi olsun da umarım burada olmam bir işe yarar. Lütfen. Hadi bakalım, ha kocaman aç. Aferin. Aferin. Aferin sana. Tam söz verdiğin gibi. Başka bir çözüm yok muydu? Yani böyle olmak zorunda mı? Mesela bir psikoloğa götürebilirdik Mert'i. Onun sağlığı için söylüyorum tabii. Tamam Tuğba, fikrini sormadım. Aslında saat biraz geç oldu. Mert, hadi bakalım yatma vakti artık. Ama daha Nefis annem de film izleyecektik. Tamam, filmi de yarın izlersiniz. Hadi. Onu da yarın izleriz, olur mu? Peki. Beni sen yatırsana. Mert, bu gece seni ben yatırayım mı aslan parçası, ne dersin? Hayır, Nefis annem yatırsın. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, ben yatırırım. Hadi gel bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Gel. Var ya, bu heriflerin ağzını burnunu kıramadık ya, ben ona yanıyorum. Ya kankacığım, biraz sakin be oğlum, biraz sakin. Daha yeni başladık oğlum bu işe. Bir dur, patronla konuşur, hallederiz, çözeriz yani. Ya sen bu kıza bakma oğlum, bu kız hep böyleymiş. Kovar mıyız zaten herkesi? Ama son söz patronum. Biz kıza iyilik yapalım, kız bize bağırsın. Olacak iş değil ya, bir de beni kovuyor ha. Yok kardeşim yok. Ben o şımarık kızın olduğu yerde çalışmam. Bitti. Bitti. Ay Emre ya. Ya bir kız için iş mi bırakılır? Ben bir sürü kaprisli kadınla uğraşıyorum her gün. Sen kadınsın kızım. Kadın kadını anlar. Bizde öyle değil. Bizde kapris yoktur öyle. Yumruklar konuşur bir şey olduğunda. Ay tamam Emre ya. Sen bu kafayla devam et. Kankacığım. Oğlum o kadar avans aldık. Onu ne yapacağız? Sen devam et kardeşim, ben yokum.
İyi tamam öyle olsun. Ben senin yerine senin vardı yanında giderim. Bana koymaz. Abla ben çok acıktım. Zeynep ablam nerede? Zeynep ablam biraz gecikecek. Peki annem nerede? Annen de biraz gecikecek. Ama istersen ben sana bir şeyler hazırlayayım, olur mu? Bu arada halamla Emel nerede? Odadalar. Odadalar. Ya bunlar bütün gün fiskos yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar ki. Ha, ellerinden bir iş gelmiyor. Bari sofraya falan yardım etseler. Sen abinle takıl. Ben sana bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Balkabağ gel. Çok mu acıktın sen? Aferin kız. Demek yumuşattın Fazıl'ı. Yani yumuşadı gibi işte. Bana bak. Evlilik için ilk koşulumuz o evi senin üstüne yapacak. Yoksa ben onu gömüp üstüne kat çıkarım. İkinci koşulumuz ne olacak peki? Ağırlığımcı altın mı isteyeceksin? Yok, onda zarar ederiz. Sen sıskasın. Benim ağırlığımcı olsun. Başka türlü alamaz kızımı vallahi, kendi bilir. Ne oldu? Ayran gönüllü kızım, ne oldu? Ne bileyim anne ya, böyle mal mülk için evlenilir mi? Aa, kız sen hiç evlilik programı izlemiyor musun? Kadınlar adamların malı mülkü yok diye çay içmeye bile gitmiyorlar. Of, hiç içime sinmiyor benim. Kızım bak, selvi boylum, terli kavağım. Yahu biraz akıllı mantıklı ol ya, biraz menfaatini düşün. Menfaatçi ol diyorsun yani. Tabii, önce cebini düşüneceksin sonra gönlünü. Kız, kapı çalmayı bilmiyor musunuz siz be? Sofra hazırlamamda yardım edecek misiniz acaba? Hani aynı evde yaşıyoruz ya. Yavrum, biz zaten kuş gibi yiyoruz. Siz kendinize bir şeyler hazırlayın. Zaten biz geçeceğiz burada. Yani misafir sayılırız. Öyle mi ya? Çok sevindim. Ne zaman taşınıyorsunuz? Bana bak kız. Git buradan hadi. Aa, siz bize misafir olduğunuz günleri ne çabuk unuttunuz? Şu işe bak ya. Tabii, düşmeye gör. Ama bu inişin bir çıkışı var. Çıkacağım. Nefise. Böyleyken ne kadar saf görünüyorsun. Güzelliğini görünce nasıl etkilenmeyeyim? Nasıl tutulmayayım sana? Seni çok sevdiğimden, sana deli gibi bağlandığımdan, o yüzden bu kadar öfkeliyim. Aşk ne kadar büyükse yıkımı da o kadar büyük oluyormuş. Aşağı gelmeyince bir bakayım dedim ve... Ay. Gideceğimi anladı herhalde. Hadi. Tamam. Peki.
Rahmi amca. Ahmet'im gitti. Geriye bir bu kaldı. Yaşaması mucize diyorlar. Mucizelere inanmak lazım ama. Ahmet çok güçlü Rahmi amca. Yaşıyor, ben biliyorum. Ahmet'ime bir kere daha sarılamadım. Ona ağız dolusu oğlum diyemedim. Şu kapıdan bir kerecik daha girmesi için neler vermezdim ki? Ahmet'im annesiz büyüdü. Belki ona iyi babalık yapamadım. Belki de hata bende. Onun yerine ben ölmeliydim. Rahmi amca, ne diyorsun? Böyle şeyler söyleme. Belki ölmedi Ahmet. Belki yaşıyor. Rahmi amca, kalbin kötü biliyorsun. Yapma böyle. Hadi kızım, sen eve git. Annen seni merak eder. Hayır, merak etmez. Ben seni burada böyle bırakamam. Ben iyiyim. Hadi geç oldu. Tamam amca, sana bir şey olmayacak ama, tamam mı? Bundan sonra bir şey olsa ne olur ki? Oğlum, anneciğim, Mert'in psikolojisi çok bozulmuş biliyor musun? Okulda falan da kavga etmiş. Yani o yüzden ben bir süre villaya gidip geleceğim, tamam mı? Olmaz öyle şey anne ya. O adamla burun buruna gelmeni istemiyorum. Oğlum bak, Mert için yazık çocuğa ya. Sen de görüyorsun. Bak, buraya gelince, seni görünce, bizi görünce ne kadar mutlu oluyor. Yani çizdiği resimleri falan bir görsen. Yüzü gözü olmayan anne baba, el ele tutuşmayanlar. Karanlık yani. Yazık yavrum. O buraya gelsin. Muzaffer Bey'in kabul edileceğini hiç sanmıyorum ben ya. Hoy benim, akıllı kızım benim. Ablan doğru söylüyor bir tanem. Yani Muzaffer hayatta böyle bir şeye izin vermez. Zaten benim yüzümü bile görmek istemiyor da işte Mert için yani. Yazık çocuğa ya. Annesi falan da yok onun burada tabii. İşte oğlum ya, yazık yani. İyi o zaman, git gel ama vakitli gider gelirsin o zaman. Tamam, tamam. Sen hiç merak etme, tamam? Kız, gördün mü annenin zekasını? Mert hamlem işe yaradı. Vallahi Nobel alacak kadınım. Karış. Ahmet'in arabası denize uçmuş. Ölmüş olabilirmiş. Teşekküre gerek yok. Ben yapmam gerekeni yaptım.
olur. Zeynep, ben seni merak ettim ben. Al çocuğumu. Ahmet'ten bir haber var mı? Bizim komiser Mehmet aradı mı? Hadi hadi geçin içeride konuşun, kapıda kaldınız. Allah Allah. Gelmedi mi acaba hala? Rahmi amca. Rahmi amca. Rahmi amca yapma. Allah Allah, aklıma gelen başıma geldi. Rahmi amca. Rahmi amca yapma, ne olursun. Rahmi amca. Ne dedi Mehmet? Sabah bir ekip de Ahmet'i aramaya çıkmış. Ama bulamamışlar. Ya vallahi yani Ahmet çok kötü şeyler yaptı benim kızıma ama... ...yine de insan kötülüğünü istemiyor tabii. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın ya. Amin. Genelde bu tür vakalar hep ölümle sonuçlanıyormuş zaten. Akıntı olduğu için de cesedi bulamamışlar. Ben amca kurban olayım, kendine bir şey yapmayın. Ne olur yapma, ne olur yapma. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Alo? Cemre, Zeynep'i ver bana Cemre. Tamam. Ceylan abla istiyor seni. Efendim Ceylan. Rahmi amca şu anda dükkanda. Kendine bir şey yapmak üzere Zeynep. Ne diyorsun sen ya? Zeynep ne olur bak. Annen zaten senin yüzünden öldü. Birazcık vicdanın varsa buraya gelirsin. Rahmi amcanın kendine bir şey yapmasını engellersiniz. Gel Zeynep hadi. Ceylan dur. Neredesiniz siz? Dükkanda mısınız? Evet, dükkanda silahla içeri kilitlemiş kendini. Rahmi amca kendi dükkanı kilitlemiş. Elinde silah varmış. İntihar edecek. Bir şey yapmamız lazım. Tamam tamam. Yalnız gidemezsin, beraber gidelim hadi. Ben de geliyorum, ben de hadi. Koş koş. Sakin ol, sakin ol. Senin rızan olmadan nasıl nikah kıldınız he? Nasıl nikah kıldınız? Rahmi Bey sakin ol, sakin ol, dur. Dur, silahı bırak, silahı bırak, konuşalım. Ha, ne konuşacağız he? Ne konuşacağız? Senin kızın benim oğlumu delirtti. Yaklaşma. Tamam, sakin ol. Sakin ol, buradayım. Sakın yaklaşma. Senin de payın var. Siz ikiniz. İkiniz benim oğlumun katilisiniz. Evet. Sen... Sen dükkana gelip her yeri dağıttın. Oğlumla kavga ettin. Canına kastettin. Hayır.
Keşke o gün peşini bırakmasaydım. Belki de şimdi Ahmet'im hayattaydı ha? Bakın sakin olun. Silahı bırakın, öyle konuşalım. Bak Ahmet ölmemiş olabilir. Polis her yerde onu arıyor. Lütfen sakin olun ve silah... Yapma! Anne, anne. Sen beni avutmaya mı kalkıyorsun ha? Senle onu öbür dünyada birleştirmek en doğrusu ha?